Yani futbol sahalı oda. YouTube tayfa hoş geldiniz. Merhabalar. Evim şahaneyi gerçekten 1,5 sene uğraştıktan sonra ana akım yaptıktan sonra büyük ihtimalle rastgele şu an karşılaşmış olabilirsiniz benimle. Merhaba, ben Kaan. Merhabalar, ben Kaan. Merhabalar, ben Kaan. Bu noktada çıksın yeni gelenler diye yaptım bunu. Ben sadece Merhabalar 1 dakika YouTube, ben 43 Kaan saniye Selim Bey'i ulu eden, izledim. mainstream eden o Ya kişi. bir dur bir. Ben sadece 1 dakika 43 saniye izledim. Lütfen beni dövmeyin. Evim şahane ailesine bir yenisini daha eklemek, bir aileyi daha hayallerine kavuşturmak için yine yollardayız. Bitirmişsin ya, bitiyor. Bugün rotamızı o sağlığı İstanbul ilçelerinin arasına 2008 yılında katılan Esenyurt'a çeviriyoruz. Hah, işte mimarımız da geliyor. Günaydın Selim Bey. Sevgili Selim, size de günaydın. Bakın bugün Esenyurt'tayız. İnanılmaz kendimi dinamik ve heyecanlı hissediyorum. Ve şunu söyleyeceğim. Canan Hanım'a konuk oluyoruz. Ama Canan Hanım'ın özellikle istediği bir o geldi. Odayı yapacağız. Hangi oda biliyor musunuz? Oğlunun odası. Doğuş'un odasını yapacağız. Ama kimse lütfen söylemesin. Çünkü Doğuş'un bundan hiç haberi yok. Oğlu. Ve sevgili anneler, babalar, özellikle çocuklar, hazır olun. Bir oda nasıl stadyuma çevrilir? Bir çocuk nasıl mutlu edilir? Şimdi o çocuğun odası 20 yaşına kadar öyle kalacak, biliyor musun? O çocuğun odası ya. O çocuğun odası 20 yaşına kadar öyle kalacak. Bugün o çocuk göreceğiz. Mesela bir gün annesi babası ben tatile gidecek. Sevmem. O çocuğun annesi babası bir gün tatile gidecek. O çocuk üniversite hazırlıkta. Kız arkadaşını evine çağıracak. Annemler tatilde gelecek. Sonra kız odaya bir girecek ve bu odayı görecek. Tam 9 metrekarelik bir alanı stadyuma çevireceğiz. Ve tabii ki çocuklar, bu bölüm hem sizin... Çift kale maç esprisi yapar. için hem anne babaların için. Aman sakın kaçırmayın diyorum. Hadi bakalım, buyurun. Stadyum. Artı 1000 avroya hemen... Tüm konseptli bir odayı... İnanma. Stadyum oda deplasman, tribüne manita atacak. Kimsenin kaçıracağını sanmıyoruz. Tabii metrekare... Ne kadar mesela? Bugün yine maşallah enerjiniz yerinde. Sevgili ses, enerjik mi? Oğlum bu adam yaşlanmıyor. Selim Bey yaşlanmıyor. Instagram'ında 10 yıl sonraki fotoğrafları var. Harbiden aynı. Dinamiyiz gördüğünüz gibi. Ve karşımızda bir hoş geldin daha. Hoş bulduk ve... Vampir mi lan acaba? Hadi bakalım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. En sevdiğim evim şahane bölüm başlangıcı. Ev sahibi açınca çok gülmesi. Bakın bir, o kadar fazla 35 bölüm izledik. Mbappé'nin odasından mı yapacak Amina? 35 bölümden sonra ilk çıkardığım sonuç bu. Kapı açılınca ağlanıyorsa boku yedin. Kapı açılınca çok gülünüyorsa o saçma sapan bir bölüm olacak. O da bok gibi olacak. Teşekkür ederim siz. Sağ olun. Buyurun. Yok, heyecanlanmış gibi görüyorum sizi. Buyurun, hoş geldiniz. Yok, buyurmayacağım. Peki tamam, rahat olun, rahat olun. Bir tane koyun, bir tane. Gerçekten... Nerede, ailemiz nerede efendim? Gerçek misiniz? Buyurun içeride. Şaşırtmayın beni hadi. İyi misin? Bu tarafta mı? Evet, buyurun. Buyurun, buyurun. Bebek kanı detection'larını mı kullanayım Selim Bey'in üstünde? İçmiyordum ya. Evet efendim aileniz. Buyurun. Buyurun. Misafirler. Sağolunuz burada. Oo. Bu evde travma yok, evet. Ya ben bu abi şu ışıklar. Bu ışıklar benim bütün evim şahane modumu değiştiriyor. Bu ışıkları gördüğüm anda bu odaya girildiğini anlıyorum ya. Hep de aynı ışıklar ya. Buyurun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Getiriyor onu. Adamlar koyuyor ışık olsun diye. Adım Serkan. 32 yaşındayım. 82 doğumluyum. Bir kuyumcu firmasında çalışıyorum. Ne haber? Biz de öyle. Doğuş. Ver bakalım Selim şu Bey'im, hoş geldin be. Aslan be. Ne haber? İyi misin? İyiyim. Ne oldu?
Kadir. Sakinleştim öyle. Aslan be. Biz utangaçız. Buyurun buyurun oturun lütfen. Ayakta kalmayayım. 5 yıldır burada yaşıyoruz. Eşim, oğlum ve ben üçümüz birlikte kalıyoruz. Oğlum inanılmaz uzun süredir hiç böyle mutlu bir evim şahane. Canım ne yapıyorsunuz? Ben çalışıyor musunuz? Çalışmıyorum. Bölüm yoktu yani. Şu anda evdeyim. Sınava girdim. Bakayım nasip olursa tercihlerden sonra. Ne üzerine düşünüyorsunuz? Kamu yönetimi düşünüyorum şu anda ama bilmiyorum. Tercih yapacağım. Ondan sonra belli olacak. Temmuz'da. Çok hocam. Kaç yaşındasınız? Ben 28 yaşındayım. 28. Biraz... Mutluluğu bozmaya geldi Selim Bey. Oğlum benle eşit olan insanların çocuğu ve hayatı olduğunu görmek beni çok garip hissettiriyor. Erken evlenmişsiniz. Kaç yaşındaydınız evlendiğinizde? 19-20 civarındaydı. Hatta geçen hafta evlilik yıldönümümüzdü. Serkan Bey kaç yılında evlendiniz? 2007. Abi 2014 olması bir şey değiştirmiyor ki. Sonuç olarak o zaman diliminde benimle yaşıt bu kadın. Anladın mı? Şu an benden 10 yaş büyük olmasının çok bir şey etkileyeceğini düşünmüyorum. Yılında. 2007 mi? 2008. Biraz daha düşünün. 2006. Ne? Serkan Bey aman eşiniz duymasın. Şimdi zaten eşimden birazdan fırça yiyeceğim. Canan abi, Hanım yıl eşiniz evlilik yılınızı hatırlamasa ne derdiniz? Bir şey demem. Gerçekten mi? Demem. Peki siz hatırlıyor musunuz? Mart 26'sıydı. 9. yılımıza girdik. 2000 kaçtı? 2006. Nice yıllar dileriz. Teşekkür ederim. Çok genç gösteriyorsunuz ama ben söyleyeyim. Aşağı yukarı bir 22 falan diyecektim ama. Efendim siz ne işle meşgulsünüz, ne yapıyorsunuz? Canım hiç evlenen çocuğu yaklaşık... olan arkadaşın olmadı mı çok olgu hissettiriyor. Ya benim evlenen arkadaşlarım var. Ama mesela çok garip Sena'nın evlenip çocuk bekleyen arkadaşı var, bir tane de Japonya'da yaşıyor. 10 senedir bir kuyumcu firmasında çalışıyorum. Evet. Cilane bölümlüsüyüm orada. Aranızda hani 3-4 yaşıyor. Çok fazla yoğun çalışıyor. Bu yüzden zaten böyle çok fazla bu aralar böyle pek çıkıp gezebilmeyim. Japonya'da yeni taşındı ya, bilmiyorum ki. Yarı Japonluk muydu? Onlar da ister istemez canları sıkılıyor. Bir tat yani bir gezmeye, bir yere götürmemi istiyorlar ama götürme imkanım yok. Ne yazık ki ayrıca hiç gezme fırsatımız olmuyor. Peki sen kaç yaşındasın? 7. 7 yaşında. Doğru, söyle bakalım hayallerin ne? Neler yapmayı seviyorsun? O dilini bak yakalar. Direkt bir utangaçlığı vardır. Dilini yanağına şişirir falan. Peki sen düşün bakalım. Ama buraya kimin için geldik? Tabii ki sizin yatak odanızı yapmaya geldik. Öyle mi? Evet. Öyle değil mi? Çocuk hiç sevinmeyecek. Yani çocuğun umurunda değil yani hiçbir şey. Bence bu çocuk odasının değişmesini o kadar umursamaz gibi geliyor. Yani ben onun yaşındayken... Bilal tipi var. Ben onun yaş... Adamda harbi Bilal tipi var bu arada. Adamın... O yaştayken ben de umursamaz. Evet, evet. Yatak odası Selim Bey. Evet, yatak odası yapmaya PlayStation alıp versen daha fazla sevinir gibi geliyor. Oğlum kendi odasını yapılacağını bilmiyor. Benim odam yapılacak dedim. Söylemedim sürpriz olsun diye. Hani o tepkisini görmek istedim. Buraya gelmeden 10 dakika önce de ben onunla konuştuğumda benden rica etti. Baba benim odamı yapar mısınız? He tamam. Ben de hayır dedim. Şu anda o sürpriz olarak bekliyor. Peki hangi takımı tutuyorsun sen? Beşiktaş. Beşiktaş. Wow, siyah beyaz. Beşiktaş hastasıyız. Çok kötü bir info verdi. Beşiktaş'ın... Çok kötü info verdi. Bu okulda yaz. Söylememesi gereken şeylerden yazın. Bir tanesiydi. Beşiktaş'ı seviyor. Maçlara falan gidiyoruz beraber. En son Galatasaray Beşiktaş maçına gittik. Olaylı maça. Siyah beyaz oda gelecek. Şimdi sevgili ses. Ya da yoğun bir siyah ne beyazlık dersiniz? Olacak. Şöyle bir evi gezelim mi? Ailece. Beyleri gönderip rahat rahat gezelim. Mason lokası gibi yapacak odayı. Selim Bey'den sonra ev aldı. Beşiktaş maçı var. Baba kalk, Beşiktaş maçı var. Baba kalk, Beşiktaş maçı var. Kalkın, Beşiktaş. İsterseniz Selim Bey. Öyle mi yapalım? Serkan Bey. Ben sizi yollayayım. Serkan Bey, sizi göndermek zorundayım. Çünkü tam 60 saatimiz var ama bu yatak odası hakkında bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Siz gidiyorsunuz efendim. Hadi bakalım. Harbi heyecanlandım. Görüşürüz. Görüşürüz. Çocuk odası olunca bir ekstra heyecanlanıyorum. Bir gencin hayalleri nasıl hadi yamulacak bak. Çok merak hadi. Ediyorum. Buyurun odamız burası. Oo. Efendim gelin gelin. Çocuğun odası harbi kötü. Yanıma gelin. Bir anda enerjim düştü. Sevgisiz. Kadınca
Eviniz bok gibi, enerjimiz gibi, modumu siktiniz attınız yani, çok yanlış anlamazsınız. Efendim, gelin gelin yanıma gelin. Bir anda enerjim düştü. Sevgili ses, bir anda enerjim düştü. Bir çocuğun sizin odasında bu tür şeylerin olması hiç hoşuma gitmiyor. Trabzonsporlu yapacak odayı Selim. Duvardaki rutubetten ötürü boyalar kabarmış ve dökülmüş. Oğlum o da zaten kendi... Bu da minik dostumuz için oldukça sağlıksız bir durum. Oğlumun duvarı yukarıdan su aldı. Bayağı bir rutubet yaptı. Alerjik bronşiti var. Bu yüzden aylardır odasına yatırmıyorum. Çocuk içeride yattığı zaman öksürmeler başlıyor. Bronşit var. Bir de bazı şeylere alerjisi var işte. Koku. Dışarıdan su aldığı için parkede rutubet oldu. Koku oldu, şişme yaptı. Alerjik bronşitimiz de olduğu için bu oğlumu rahatsız etti. Yüzüm buradaymış abi. Diyor, bu yüzden de odasına yatırmıyorum zaten. Çocuk odalarında özellikle mesela rutubetle ilgili sıkıntılar olduğunda veya su kaçakları olduğunda gerçekten hiç farkında olmadan çocuklarımız rahatsızlanabiliyor. Aman bu konuda lütfen çok hassas olalım. Ne olursa olsun çocuk odalarında dikkat edelim. Çocuğuma güzel bir oda verin. Sonuçta biz yani kendi imkanımızla bazı şeyleri yapabiliriz ama sizin yaptığınız gibi olmaz. Ufak bir odamız var. Tam 9 metrekare. Ve bu 9 metrekare oda oğlunuza sürpriz olacak. Hiç haberi yok değil mi? Haberi yok. Benim odam yapılacak diye biliyor. Aa canım benim ya. Benim odam yapılıyor zannediyor. Yatağımda yatırmayacağım. Çocuk ne sinirleniyor? Çaktı yine hastalığı ya. Moralin amına koydu. Çocuk böyle ya bakamayacaksanız niye doğurdunuz ya? Amına koyayım duvarda yatın, duvar dökülmüş ya. Lan ne yaptın? Ben çocuk olsam böyle içten içe ağlardım 7 yaşında olsam. Hani hiç şaka yapmayayım yani, orada da cingar çıkartırdım. Benim ama duvarım kötü diyor, ben orada nasıl yatacağım ne diyorum, benim sorunum değil. Oğlunuzun oha ya. Çok nelerden hoşlanır? Şöyle söyleyeyim, koyu bir Beşiktaşlı. Koyu Beşiktaşlı. Benden de çok seviyor. Daha da derinleşiyor. Bakın işte. Yukarıda kartalları görüyoruz zaten. Futbolu sevmedi, onu biz uğraştık sevmesi için. Beşiktaş'a falan yazdırdık oynasın diye. Çok fazla hiperaktif olduğu için... Nasıl diyeyim? Konuşkanlık. Oyundan fazla şey yapıyor. Bize terlemeler, hastalıklar başladığı için ikinci planı aldık. Aldık yani kulüpten. Ama bir şey o aydınlatmayı ben yıkarken her defasında bozdum. Çıkartıp yıkarken, takarken. Bir daha geri yapamadım en son. Dedim zaten çöpe gidecek artık. Evet. Bıraktım öyle ama kaldı. Ama bir şey söylemek istiyorum. Özellikle çocuk odalarında bakın. Özellikle çocuk odalarında toz tutacak herhangi bir aksesuarı mutlaka bulundurmayalım. Benim odada gerçekten pratik çözümlere ihtiyacım var. Ama siz direkt onu kırıp büyütebilirsiniz. Hipnoz etmişler çocuğu. Abi. Toz tutmayacak. Gözümle geliyorum. Doğuşun odası küçük metrekarede olsa da gün ışığından yeteri kadar faydalanıldığı için boğucu değil. Çocuklar aslında yatağı pencerenin veya radyatörün yanında olmamalı. Yani bu yerleşim... Lan bu çocukta da şey kaderi var bak, balkonlu oda. Şimdi yanlış. Radyatör. Soğuk geliyor oradan. Ve herhalde. Bir taraftan o soğuk kapı var, balkon taraftan kapı. Da sıcak geliyor. Kurutuyor, hasta yapıyor. Balkonlu oda evet. Lanet yani. O yüzden peki, alıyorum oradan kışın. Bu yatağın aslında doğru olması gereken yer neresi? Ben kışın bu tarafa koyuyorum. Kışın burası. Yazın doğru. Yani dolabı o tarafa çekiyorum, yazın da tam tersini yapıyorum. Her akşam eve geldiğimde dolap bir cam kenarında, bir duvar dibinde, bir cam kenarında, bir duvar dibinde. Çeke çeke bu yan tahtasını oynattım, eşim de haberi yok bu da. Dolap zaten kapağı açtığın zaman... Ya balkonlu odanın... Bazen çok iyi olur, bazen berbat olur. Ben mesela balkonlu odada yaşıyordum. Önceki ev sahibi direkt ev sahibi kapalı balkon yapmıştı. Hiç ışık girmiyordu mesela. Lanet. Spot lamba geliyor abi. Hazır olalım. Belki de yatak dediğin zaten mecburen büyük yatak koyuyoruz. Odada adım atacak yer kalmıyor. Bir kere yatak buradan kalkacak. Yatak hatta hareketli olacak. Çünkü bir çocuk odasında en önemli olan şey hareket alanı. Mesela burada koşacak falan. Gelin yanıma gelin gelin. Hemen böyle koşacak. İşte hadi baba, hadi anneciğim gel top oynayalım. Abi, işler çok yani derinleşiyor. Burası bir stadyum kadar büyük olmalı sonuçta. Olur mu? Ama bakın nasıl yapacağız? Dolap var, yatak var, çalışma masası var. Bunların hepsini çıkardığınız zaman ancak stadyum olur değil mi? Ben evim şahaneyi buraya çağırdım ama şu anda merak ediyorum ne yapacaksınız orada? Hazır olun efendim. Bu ufacık odada her yerden bir şeyler çıkacak. Ve burası kocaman bir stadyum olurken bir anda bakacaksınız yatak odası. Bir anda arkadaşlarıyla oturacağı koltuk, kanepe hepsi burada olacak. Olur mu? Olmaz mı? E siz yaparsanız olur da. Efendim? Abi bu program, bak bu program ne gibi biliyor musun? Tam böyle şey bir dizi hayal edin. Aklıma gelmedi hani öyle. Bir doktor böyle ameliyatlarda deney yapıyor hastalar üstünde böyle falan.
Bu da Selim Bey'in o dizisi. Bu sefer parkelerden seksek yapacak hani onu. Evde böyle deneyler yapıyor. Hani gerçekte yapamayacağı şeyler. Dexter öyle mi bilmiyorum. Dexter öyle mi? Bir şey yok çünkü. Oraya nasıl bir stadyum yapacaksınız inanamıyorum ben şu an. Normal herhalde halı saha tarzında halı saha da razıyım gerçi de. Ama şimdi bunları yapmak için. Kızım Bay 8 geldi. Yeni gelmedi, geri geldi. Onu en önden bir yazalım bakalım. Sağ olsun, var olsun tabii. Tabii. Teşekkür ediyoruz. Kalp atlayanın kalbi kurusun. Öpüyorum. Sub alertler ne zaman değiştir abi? Nasıl yani? Ne zaman değiştiririz mi? Şimdi. Bay 8 teşekkür ederim. Dola bir duvara, asacak iki ay mis gibi eglenecek edecek. Sonra yine su alacak, rutubet olacak dolap. Cocuk'un kafasına düşecek. Sonra Selim'in amk diyecekler. Abi sen katıldın mı bu yarışmaya? Çok bilir kişi gibi. Yani şimdi bir tane fotoğraf arıyorum yerine geçecek de 50 Cent'in. İnik fotoğraflarından bakıyorum bir. Oha! Harika! Oğlum yanlış yayıncı. İsim vermeyeyim. Dur bakalım. Tamam, bir de GIF'i değiştireceğim. Dur lan oğlum, kimse sub olmadı chat. Abi benim sub 23'ünde bitecekti, bitmedi, ben kutlayacaktım onu, para da çekmedi, ne yapayım ben? Yani geldi mi gelmedi, nasıl yani? İf kalsın ya. Tamam değişti. Şeyi değiştirmem, müziği değiştirmem o. GIF'in müziğini değiştireceğim. Öncelik listesini hazırlayacağız. Brain up şey neler yapacaktım da bilgi. Ölü sarı bıyık mı yapayım alerti? Oo. Güzel fikir. Bekle. Ölü sarı bıyığı ben indirmiştim bilgisayara galiba, değil mi? Sadece bulmam lazım. Ama çok zor bir şey bak bu. Peki şöyle bir şey olur mu? Maymun Özdağ. Biz salonda yatıyorduk ya. Orada yatak üstüne tavan coktu, duvar rutubeti boyle dusununca hiçbir şeyimiz gibi geliyor. Big Shack. Okey, bu olsun tamam. Gift Sub'a da müzik... O zaman Gift Sub'a da müzik değiştirelim ya. Gida. YouTube. Tamam.
Size niye göstermiyorum ben ekranları böyle durumlarda? Alın. O kısım nerede? Türk Life müziği mi? Birilerini... Abi balkonlu oda saygara yemek için çok iyi oluyordu. Hem oraya saklıyordun hem oda sigara kokmuyordu. Saygara içmediğinden bilmiyorum. Peki buna ne fotoğraf koyalım? Buna da bari benim chat suratım var mı hiç ya? Abi buna bir tane fotoğraf buldum. Chat surat. Saygara. Müziği koymam lazım şimdi. Benim bilgisayarda indirilenler klasör açılmıyor ya. Açılıyor da böyle 20 saat yüklenmiyor biliyor musunuz? Sinir bozucu. SSD mi yanık acaba? Ama yanık olsa hiç açmaz. Host müziğine Türk Life müziği mi koyayım? Ya biz gene bak sidetrackleniyoruz ya. Şunu koyamadım ki, koydurtmuyor bana. Aaa delireceğim. Koyamadım. Birilerini illa sikmek mi lazım? Onu host müziği yapacağım. Abi hostları kapasak direkt. Nasıl fikir? Aa! Başka bir tane buldum. Önüme çıkan ilk MP3 ekledim valla. Güzel olabileceğini düşündüm. Boşuna indirdik o şarkıyı. Dur bakalım deneyeyim bir gift. Aynı şeyi koymuş olma olasılığım çok düşük. Aynı şeyi koymuş olamam. Aynı şeyi koymuş olmam imkansız. İmkansız yani. Mümkün değil, hayır. İmkansız. Abi adaydı azimiz herhalde. Evet. Bugün çok büyük kahve içtim ya. Hediye abon 5 tane, 5 tanesi değiştirmeyeceğim, yok. Şimdi değiştim, dur bakalım. Hediye abon 5. Allah Allah, değiştirmiyor. Botix teşekkür ederim. Abi gifte mait kan koy lütfen. Meyit kan mı? Bulursam koy. Ya abi bir şey olması lazımdı. Bak gene değiştirdim. Gelmesi lazım, gelmiyor. Hep digarda digidagı derdo geliyor ya. Yeah.
Bir dakika, yanlışa koymuşum. Geli Gulis, teşekkür ederim. Dur. Kızım bir bak bakalım, geli var mı? Geli yok, tamam. Geli Gulis'i yazsana bir. Yanlış şeye koydum ben, ondan öyle. Tabii tabii ya. Yanlış müzik ya. Oğlum diğeri nerede şimdi? Kafayı yiyeceğim ya. Dur. Yanlış müziği nasıl koyabiliyorum? Geli Gulis, çok teşekkür ederim Cömert. Öpüyorum bu arada. Abi rezillik. Aa, çok güzel bir fikir geldi aklıma. Tam şu anda bak. Ben bu ekranda zaten boş boş duruyorum ya. Bu ekrana chat koyayım. Canım gifte Kaflexo 7 koyar mısın ya. Teşekkürler. Ne kod ne? Bunda da böyle problem var. Okuyam. Evet. Biraz dark web'te gibi. Biraz sıkıntılı olmuyor. Ya şimdi dikkatim ona dağıldı. Bildireceğim. Peki bunu atsam? Ya zaten ben alt tarafında olmasını istiyorum. Taşak kuşum falan. Goddammit. Bence önceki daha yerindeydi, anlamamıza gerek yok. Biliyorsun. Hiç okunmuyor değil mi? Kızım bir bak bakalım Utkular arasında hangi Utku var? Utku var. Utku RF. RF yok. Aynen. Aynen. Tamam. Tamam, öpüyorum o zaman. Görüşürüz. Tamam. Bu bitti bunun işimiz. Şimdi diğerini de değiştirip çözüyorum. Diğer yanlış şeyi değiştirmeden dolayı 2 saat yapamamışız. Yapamamışım daha doğrusu. Hiç okunmasın, kudursunlar mı? YouTube tayfaya özel yani. Buna fotoğraf bulacağım şimdi. Fotoğraf değil de GIF'im yok mu ya? GIF. İndirilen bir GIF'imi atsam olur ya. Goddammit, al. Tamam. Buldum, hallettim. Abi Mate Khan gif'i koy lütfen. Valla bulamadım Mate Khan gif'ini, koyacaktım da daha başka bir tane buldum. Tamam, okey, devam. Gidebileceğim. Evet sevgili ses, kalem kağıt lütfen. Buyurun Selim Bey. Teşekkürler. Evet, sizi hemen şöyle yanıma doğru alayım. Yazmaya başlıyoruz. Bir saniye lan, kapı çaldı. Ha, bu arada ustalar da gelmek üzeredir. Bir kere çocuk gelişiminde kırmızı rengin önemi çoktur. Evet, agresif diye düşünürsünüz. Agresif bir renktir kırmızı ama halbuki çocukları canlandırır ve canlı tutur. Geçen gün lafınızı kestim, sordum. Oğlum adamı dedim, hani dedim, hangi renk olsun? Anne duvarlara kırmızı olsun. Oğlum dedim, kırmızı duvar mı olur dedim. Ya bakın. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bunu diyenin çocuk olduğunu unutmamız lazım. 7 yaşında. Orayna çatataku. Teşekkür ederim Orayna. Kızım Orayna'yı ekstra menüsünü büyütelim, öpüyorum. İstediği Orayna şeyleri vermek lazım çocuklara. Denesinler. Çok sağ ol Cumartatı Orayna. Daha çabuk bulacaklar. Ama yeah. Tabii biri birilerini illa sikmek evet, lazım. O zaman oraya hemen yine. Bir kere öncelikle parkenize de zedelenmeler görüyorum. Sudan etkilenmeyen parke yazalım lütfen. Ben pek... Messi, Ronaldo. Parkeden anlamıyorum. Şimdi sizler ne yapacaksınız? Oğlunun odasını yapacağız. Çok güzel.
Bir de halı yazalım. Yalnız bunlar çok büyük. Bir de çim halılara bakmak istiyorum. Normalde ben buraları geçiyorum. Yepyeni yapmak için ne kadar bir bütçeye ihtiyacınız var sizce? Bilmem. Dersiniz. 5. 5. Ev sahibimiz bütçelerini tahmin ederken şahane tırımız da geliyor. $8,500. Kim gelmek ister? Hadi İsmail Usta. Hemen tırımıza gidelim. Kolay gelsin arkadaşlar. Ve 8500 saatlik değişim maratonumuz başladı. Gergi tavan olur mu bilmiyorum. Kırmızı dediler, bir kırmızı geldi. Ustalarımız odayı boşaltırken gelin biz de tırımıza gidelim. Vay. Bayağı. Ya şimdi buradaki sıkıntı ne biliyor musun? Çocuğa sürpriz yapıyorlar da. Çocuğa sürpriz yapacaksın da bu çocuk, çocuğun odası ya abi. Birinin odasında birini nasıl sürpriz yapacak ya? Bu ne ya? Büyükmüş. Şey gibi ya. Bir şey çok istersin. Çok bisiklet istersin. Mesela aklında özellikle istediğin bisiklet olur ya. Ama baban sana sürpriz bir bisiklet alır. Sen Bianchi istersin. Bir anda... Umut bisiklet gelir mesela. Öyle bir hissiyat yaşasın istiyor çocuk herhalde. Çok güzeller. Benim koltuk anımın aynısı, evet. Beğendiniz mi efendim? Hepsi benim çok koltuk güzel. Anım. Filler bereketli. Trendyol PC sendromu birebir. Evet. Ama büyük bir şekilde düşün. Trendyol Edel. Oda sendromu. Benim için mi getirdiniz? Teşekkür ederim. Buyurun. İyi günler. Çok kötü. Hatta alışveriş de isterseniz yanınıza da taşıyabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Memnuniyetle. Ama abi taslak kuşla çelindi. Yabancı bir Insta hesabı vardı. Ballbird diye haberin olsun. Devam etsin. Size bir tane de ben şöyle evinize... Ne? Bakın bir tablo hediye etmek istiyorum ki... Ballbird. Hem de nazar boncuklu. Nazar boncuklarından evet. Nazar boncuğu. Her renkteki nazar boncuğunu kendi üstünde taşıyor. Çok severim. Evinize teşekkür ederim. Evinize en güzel köşeye koyarsınız. Allah hepimizin nazarlardan korusun efendim. Amin. Evet. Şimdi buraya gelmişken alışverişe de başlayalım sevgili ses. Hadi hemen başlayalım. İlk alışverişimizi yapalım. Spot. Bakın tamam. Spotlarımız var. Bir kere oğlunuzun odasını stadyum gibi yapmak istiyorum. Çok sever. O yüzden izin verirseniz ben seçeceğim. Siz seçin. Tabii eğer salon olsaydı mesela bunlar olabilirdi. Evet. Bu camlar olabilirdi ama çocuk oğlunuzun odası olacağı için. Oğlum çok merak ediyorum evi ya. Sabredemiyorum. Ne dersiniz? Katılıyorum. O zaman sizin zevkinize. Sağ olun. Gerçekten sabredemediğim bir tamam. Müşahane bölüm ya. İnanılmaz. Biraz daha ilerlediğimizde anahtar prizlere onu geliyoruz ki. Onu nasıl istiyorsun, onu size bırakayım. İyi olur. Size güveniyorum. Ama zaten zorlanmayacağız galiba. Değil mi sevgili ses? Bakın siyah ve beyaz. Siyah, evet. Hem de taş dokulu bakın. Evet, çok güzelmiş dokusu da. Siyah ve beyaz olan her evet, şey. Evet, kesinlikle. Peki kuplarımıza bakalım. Bakın burada farklı modellerde kuplarımız var. Burada da var. Şimdi burada da size bırakıyorum seçimi. Hangisini? O taraftakiler yaz kizim taraftaki kirmizi ya. Duvar cim hali evet, asma tavan berber zile gibi de araba yatak bir de çift kale olsun. Son olarak ultra suslu kap kolu. Kulbumuzla ne dersiniz? Tamam. Bunları seçelim. WhatsApp konuşma baloncuğu kulbu evet, olmaz olabilir. Ya. Çocuğa tamam. Çok üzüldüm şu an. Tamam. Tamam. Peki. Başlangıçtan falsa. Heyecanımız hala sürüyor. Heyecanımı yenemedim. Siz bence bir an önce alışverişe çıkın. Boya yapmayacak mıyız Selim Bey? Doğru. O heyecandan ben de unuttum. Boya vardı değil mi? Hadi gelin boyamız. Nasıl bir boya? Doğadaki tüm renkleri yapma şansına sahibiz. Evet. Şimdi tabii burada ağırlıkta siyah, beyaz ve kırmızı kullanacağım. Tamam. Bunlar için bir fon oluşturmak lazım. O zaman hafif bir gri tonda bir renk kullanalım derim. Ne tamam. Dersiniz? Siz bilirsiniz. O zaman hemen hazırlığımı yapıyorum efendim. Tamam, duvar kırmızı olacak herhalde. Yazdım ve işte renklerimiz. Bu makine çok iyi değil mi ya? Geliyor. Buyurun efendim. Acaba mimarımız hangi rengi yapayım. Seçti? Renkler karışınca anlarız artık. Ve şimdi efendim bu düğmeye basar mısınız efendim? Büyük bir zevkle. Böyle bir makine var yani. Arabalı yatak olur mu? Her rengi ulaşabiliyorsun yani böyle. Soluk gri olur, bir şey olur. Sen pembe yapıyorsun. Boyalar
Kafalar karıştı. Hadi artık rengimizi görelim. Hemen şöyle koyalım. Sizi de ben böyle alayım. Ve işte rengimiz. Rengi çok güzel. Beğendiniz mi efendim? Evet, çok beğendim. Çok güzel rengi. Renk güzel bu arada. Mükemmel. Şimdi sevgili ses, rengimizi seçtiğimize göre makine en iyi pembe yapıyor. Alışveriş tabii ki. Alışveriş. Evet, siz hemen alışverişe gidiyorsunuz. Tamam. Ben de o zaman diğer evlere gideyim mi efendim? Tamam, gidin. İzninizi istiyorum. Siz de alışverişe gidiyorsunuz. Buyurun, sizi yolcu edeyim. Teşekkür Hadi ederim. Hadi bakalım. Hadi kolay gelsin son. Canan Hanım yola çıkarken gelin biz de evdeki çalışmalara bakalım. Doğuş'un haberi olmasa da odası artık bomboş. Kudusi Usta minik dostumuz için tüm elektrik tesisatını yenileyecek. Kudusi. Ustam da ya. Mehmet ustamızsa spotların sertifikasyonu yapacak. Bu adam sen de yapacak. Bunun için önce iskeleti tavan oluşturuyoruz. Hadi bir asma tavan. Bence bu programın en büyük sıkıntısı ne biliyor musunuz? Bu zamanında her gün mü atılıyordu Evim Şahane? Dur bakayım. Arda arda günler atılan var mı yani? Her gün bir bölüm atılıyor muydu? Nasıl denk geleceğiz ki? Haftaca her gün yeni bölüm. Abi işte sıkıntı burada. Selim Bey, hani Selim Bey'den de çok insanüstü şeyler istiyoruz ya. Bu adam her gün nasıl bir ev tasarlasın, ev yapsın, ev bitirsin. Hani halı saha yapıp geçiyor. Bu altı levhaların sağlığımız üzerinde hiçbir olumsuz etkisi yok. Abi değil mi? Pembe 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 skip next 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 pembe next next niş niş asma tavan next next. Hatta bu sertifikalı ürünler ortamdaki nem dengesini sağlayarak hava kalitesini de arttırıyor. Bu odayı stadyuma çevirebilmek için çok... Selim Bey de bir duvar fosforlu yeşil yaparak ailemize sürpriz yapacak. Ben harbiden bir Selim Bey'le yayın yapmak istiyorum, bak konuşmuştuk. Abi dediklerim oluyor var ya, spot dedim. Selim Bey'in... Spot geldi, asma tavan dedim, asma tavan birine geldi. Cimhali de gelir, araba yatakta gelecek. Araba yatak gelmez olun abi. Futbol temalı. Böyle... Selim Bey'in evine yaptığı biriyle yüzleştirsek mi? Bakalım atölyemizdeki çalışmalar ne alemde? Abi canım tükenmişlik yaşıyordur ya. Buraları geçiyoruz, çok sıkıcı. Bir de bunlar spoiler biraz. Ama ben sadece bir şey gördüm. Burada kocaman 5 tane tekerlek var. Yetti bana. Bu sahne hep aynı ya. Selim Bey gidiyor. Şunları şöyle yapalım. Duvarlar pembe olsun. Ama hiçbir olmadı. Bilgisayar Google açalım. Ayşe Hanım, Hatice Hanım, Fatma Hanım. Army var Selim Bey'le. Hepinizin aklında aynı soru var değil mi? Evim Şahane. Bizim evimizi ne zaman yenilecek diye merakla bekliyorsunuz. Zehra. Eğer Evim Şahane başvuru formunu doldurduysanız ailemizin yeni şans üyesi belki de sizsiniz. Ve şimdi sıra geldi bugünün şanslı ismini açıklamaya. Ama kısacık bir aradan sonra. Ve şimdi sıra geldi ailemizin yeni şanslı üyesinin ismini açıklamaya. Ama bunun için neye ihtiyacımız var? Tabii ki zarfa. Zarf gelsin lütfen. Teşekkürler. Canım evim Sahenk'ten sonra herler, link odasına bakar mısın? Hazırsak önce derin bir nefes alalım. Kevser. Ve evet zarfımızı Kevser açıyorum. Hazır olun. Çünkü bu sefer de gideceğimiz yer Ümraniye. Evet Ümraniye'de sayın, hazır mıyız? İsmimizi söylüyorum. Müzeyyen Ceylan Hanım izleyici. Buraya ne almaya Kevser geldik? 3 boyutlu duvar kağıdı ve aksesuar bakmaya geldik. Hadi buyurun efendim. Merhaba. Merhaba, buyurun. Evim Şahane'den geliyorum. İsmim Canan. Oğlumun odasını yapıyoruz. Onun için aksesuar ve 3 boyutlu duvar kağıdı bakmaya geldim. Geldiniz. Buyurun ben aksesuarlarımızı size göstereyim. Taşak kuşumuz.
Çocuk odalarında fazla toz tutmaması ve dikkatli atmaması. Uyy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 y
fabrika üretimi. Böyle çok can sıkıcı ev aksesuarları ya. Live, love, love şeyleri gibi öyle. Yazar ya. Kupası şey. Live, love, love. Her yerde. Aksesuarlarımızın çeşitleri var. Bu tarafta da var. Bakarsınız. Oğlum da bayılır böyle şeylere. Tam ona göre. Bu da çok kötü olacak ya. Yani. Fiyatları ne kadar? Bu büyüklükteki bir metal harcımızın fiyatı 57 TL. 57 TL. Bunun gibi olanlar 37 lira. Tabii buraya belki ben çekemiyorumdur abi. Benim odamda hiç o arabalardan olmaz çünkü. Kumbara olarak da kullanabilirsiniz bu ürünü. Daha çok böyle kırmızı, siyah, beyaz hani bu tarz ürünleriniz varsa. Tabii şu tarafa doğru devam edelim burada. Tabii. Tamam. Beşiktaşlı saat durun bir saniye geliyorum. Yemekation. Siyah beyaz bir mumumuz var burada. Oğlum o arabalar şimdi ne kadar ya? Yok. Biblo araba. Aynısı. Yaşamaktan nefret ediyorum ama sanki hayatı çok seviyor musun itemleri? Hadi yaşamaktan nefret ediyorum ama hayatı çok seviyorum itemleri. Gerçekten öyle bu arada. Oğlum demin şurada birebir vardı ya. Şu. X Market TR yani anladın mı? Adres madres vermesin. 850 lira. Böyle bir enflasyon var mı abi? 12x falan. Bunlar kullanıldıkları mekanlara sıcaklık kadar. Haklısın dış sesim. Şunlar aslında güzelmiş. Sizi. Aynen dış ses. Bunlar ne kadar? Bunların ikisi 25 lira. İkisi 25 lira. Dış sesin ne dersin? Çok hoşlar Canan Hanım. O zaman bunlar olsun. Arkadaşlar kusura bakmayın yine bir limon kaosu vardı. Tost makinesi açıyor. Köpün üstüne tost makinesi. Oglum arabaya bayılır Selim. Ben bir arabalı yatak alayım. Çerçeve de çok güzelmiş aslında. Köpün üstüne tost makinesi kapatıyoruz. Kırmızı rengimize de uyuyor. Evet tam aradığınız renkte. Ne kadar? Onun da fiyatını söyleyeyim size. 49 lira. Saat ihtiyacımız var aslında. Sanki sizi bunlar pek olmaz. İstanbul'lu saat aynısından bende vardı ya Allah kahretsin. Şurada aradığınız renklere uygun. Kırmızı aslında güzelmiş. Ona bakalım. NPC mı? Hayatı ya. Tabii ki. Alabilir miyiz? Hepimiz aynı hayatları yaşayalım diye çıkarılmış evet. Ürünler sinsiyeti. Fiyatı da uygun bir saat. Nasıl böyle ne kadar? 35 lira fiyatı. Tamam bu da güzel. O zaman bu da olsun. O çocuk şu an bu bölümü izlerken var. Model arabalar var. Demir niye araba. Niye böyle yaptın anne? O çocuk 17 yaşında şu an. Aslında çok güzeller. Fiyatları ne kadar? Fiyatları 30 lira. 25 lira arasında değişiyor. Şunlar da güzelmiş. Bunu alalım. Bu ne kadar? Tabii. 37 lira bu. 37 lira. Şu aslında yanındaki de fena değil ama ne dersin listesin? Hem minibüsü yalnız bırakmamak lazım. Değil mi? Evet. Oğlum, takım olur lan. Tamam lira. Onu da alalım. Çocuk odasında Irish Pop saati. Bu kadar yeter. Çok fazla vır zıvıra gerek yok. Bir de İrlanda birası. Selim Bey'in 3 boyutlu duvar kağıdı siparişi var. Onu görebilme imkanı var mı? Evet. Bu Selim Bey'in siparişi olan, sizin için sürpriz olan bir duvar kağıdı. Onun örneklerini ben size göstereyim. Tabii. Bu arkanızdaki duvardaki biz derken çocuğuna sürpriz mi yoksa kadına da mı? Bu ne amına koyayım? Bu sağ tarafı. Oğlum bu ne lan? Küp 2 filmi gibi aynı. Ne lan bu? Allah kahretsin. Bu ne? Duvardaki duvar kağıdı. 3 boyutlu bir duvar. Ha, 3 boyutluluğu da yok yani anladın mı? 2D fotoğraf yani. 2D fotoğrafın 3 boyutlu. Bu ne oğlum? Yani zaten her fotoğraf 3 boyutlu değil mi yani? Şimdi beni konuşturacaklar yani. Bunlar da mı 3 boyutlu şimdi? 3D Wolf al. Allah belanızı versin ya. Ha bak bu belki biraz ya. Bu belki biraz. Ama yani. Küp 2. Al ama. Duvar kağıdıdır. Güzelmiş. Bu sağ taraftaki duvar kağıdı. İşin korkunç ne biliyor musun? Yani havale rüyası aynı.
Çünkü hiçbir zaman bunu 3 boyutlu görmeyeceksin bir yerden sonra. Daha 3 boyutlu bir duvar kağıdıdır. Arkada Android 4 tablet duvar kağıdı var canım, o daha korkunç. Gibi görünüyor. Ne var arkada? Android 4 tablet duvar kağıdı mı? Hani lan? Onu görebilme imkanı var mı? Evet, bu size gösterir. Bu sağ taraftaki Android duvar kağıdı da 3 boyutlu duvar kağıdıdır. Bu da çok şık. Bakın taşlar dökülür gibi görünüyor. Ne kadar? Taşlar dökülüyor ya, inanılmaz kötü ya. Metre karesi 35 lira. 35 lira. Duvar kağıdı sürpriz olacağı için mecburen görmeden alacağız. Alalım o zaman. Artık hesaplamaya geçelim. Hesaplama kısmına geçelim. Abi bu örnekler gösterdikten sonra hala görmeden bir tane alıyorsan çok kötü. 350 lira verseniz yeterli olur. Tamam, uygun bizim için de. Ev sahibimiz oğlunun odası için aldığı aksesuarlarla duvar kağıdı için 350 lira ödedi. Görüşmek üzere. İyi günler. Memnun oldum. Sağ olun. İyi günler de kullanın. Teşekkürler. İyi günler. Kolay gelsin. Canan Hanım bir sonraki durağına giderken gelin biz de evdeki çalışmalara dönelim. En kötü ev olacak. Kudusi Usta'nın elektrik tesisatı ile ilgili işleri devam ediyor. Mehmet Usta profillerden oluşturduğu iskeleti tamamlamak üzere. Birazdan bu iskeleti alçı levhalarla kapatacağız. Bu alçı levhalar bizim gibi nefes alıp abi verdiği için odanın hava kalitesini artıracak. Hep beraber. Bu açılan yuvalara yerleştireceğimiz spotlar da odamızı ışıl ışıl yapacak. Oğlum niye yol böyle? Evdeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Gelin biz de alışverişe dönelim. Bu çapraz. Stadyum makarası mı? Merhaba Canan Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Halı bakmaya geldik. Aklınızda nasıl bir halı var? Tüylü, şagi tarzı. Rengimiz belli mi? Tam renk belli değil şu anda. Bakacağız. Hadi o zaman buyurun yeşil. Bakalım. Tamam. Çocuk odalarında kullanılacak halıların en büyük özelliği antibakteriyel ve antialerjen olmasıdır. Ne renklerde arıyorsunuz? Siyah beyaz yani. Olabilir. Bir bakalım. Tamam o zaman. Mesela çeşitleri açayım. How to fuck up my kid's room for guy. Şöyle mesela sade beyaz. Yok. İçimizden bir ses. Oğlum çocuk odasında beyaz böyle bir halı almak bir insanın hayatında verebileceği en kötü karardır yani. Salı konusu. Ertesi gün kola olur bunun. Çok hassas olduğunuzu söylüyor. Aynen öyle dişlesin. Aslında yumuşak çok güzel de fiyatları ne? Fiyatı bu ürünümüzün fiyatı 480 lira da yumuşağına ekstra kolaylıklarımız var. Aslında çok güzel de ben tam beyaz istemiyorum. Tam beyaz istemiyorum. Şimdi çocuk odası olacak. Aslında ne biraz kız mı ya. Çocuk yok, erkek, erkek mi? Erkek mi? O zaman şöyle bir gri açayım ben size. Şöyle bir rengimiz var mesela. Bunun da dokusu çok yumuşaktır aynı şekilde. Yalnız bunlar çok büyük. Biraz daha küçüğü var mı? Küçüğü. Küçükleri de var. Abi bu halılar çok güzel ama bittin yani. Bu halıyı alırsan bittin. Ozdan ölürsün. Hani ilk başta o kadar demeç verdiler çocuğun rahatsızlığı varmış vesaire vesaire diye. Bu çocuk ölür lan bunun içinde. Siz hangi deseni beğenirsiniz ben size küçüğünü temin ederim. Denemiyor ki bu. Kartal Azak ve ucunda lamba var abi de kesin. Aslında mesela çok, evet, çok güzel. İstediğim gibi. Artık bu ürünümüzün antialerjik ve antibakteriyel bir özelliği var. Çocuğunuz üstünde rahatlıkla yani alerjisi var zaten. Bronşit var. Bir de bazı şeyler alerjisi var işte koku. Dışarıdan su aldığı için parkede mutubet oldu, koku oldu, şişme yaptı. Alerjik bronşitimiz de olduğu için bu oğlumu rahatsız ediyor. Bu yüzden de odasına yatırmıyorum zaten. Ayrıca ürünün dokusu da çok rahattır. Kesinlikle leke falan tutmaz. Bu daha iyi ama diğerleri. Yıkanabiliyor. Tabii yıkanabiliyor. Bu halı tamam mı? Tamam. Bir de çim halılara bakmak çim istiyorum. Çim halı bakmak istiyorsunuz. Evet, tamam. Mümkünse. Onları da buyurun masa bölümümüzden bakalım. Buyurun. Çim halılarımız şöyle efendim. Yok artık. Yok artık ya, imkansız. İmkansız. İsterseniz biraz daha uzun tüylü, isterseniz biraz daha kısa tüylü. Bunlarda da net ölçünüzü ayarlayabilirim. Abi dedim bak çim hali geldi. Kim için mi? Evet. Stadyum. Oğlumun odasında. Aklımda bir tek sen adam bile anlamadı oğlum stadyum. Fark eder Kartal sen her gün yenilsen Ugrun'da her şeyden öyle vazgeçmişken nasıl vazgeçerim Beşiktaş'ım senden. Sus bir dur bir sus ya. Ayarlayabiliyorum. Bu çimler stadyum için mi? Evet. Stadyum. Oğlumun odasında stadyum olacak. Abi çok güzel farklı. Böyle bir Beşiktaş taraftarı benim o. Çok güzel. Normalde evlere pek böyle tercih edilmez de. Çok güzel. Salak mı benim?
Siz farklılık istiyorsunuz herhalde. Evet. Çok güzel. Normalde evlere pek böyle tercih edilmez de. Siz farklılık istiyorsunuz de. Herhalde. Evet. Tamam, farklı çok olacak. Güzel. Fiyatları nedir peki? Fiyatları, metrekare fiyatı bunların 40 lira. Onun üzerinden dediğim gibi size yardımcı oluyoruz. Tamam. O zaman de sesimi tamam. Ölçü alalım. 2,5'a 1 efendim. 2,5'a 1 ise tamam, ona göre onun da ölçüsünü ayarlayacağız. Bu dokudan 2,5'a 1 oğlunuzun odası için. Ne kadar veriyorum şimdi? 400 lira veriyorsunuz. 400 lira. Peki. Oğlum neresi odanın halı olacak ki yani? Odası için aldığı şagi ve çim halı için 400 lira ödedi. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanın. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Ayağınıza sağlık. Görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar alışveriş yeter. Adam Canan diyor manyak. Dinlenmeye gönderip hemen ustalarımızın yanına dönüyoruz. Adam ya da diyor ki Selim Bey bekar edegen yani. Selim Bey gene... Devam. Alışkın. Sıvamız karıştığına göre alçı leva işlerimiz bitmiş olmalı. İyice karıştıralım ki topaklanma olmasın. Ustalarımız alçı sıva işlerini el birliğiyle yapıyor. Çok ilginç. Havalı da çok ilginç. İşlerimiz kısa sürede 4 koldan tamamlanacak. Akşama tavuk yiyoruz. Kenarların daha düzgün görünmesi için köşe bent takmamız şart. Bir de derz bandı yapıştırıp ilk kat alçıları çektik mi bugünlük paydos verebiliriz. Kolay lan aslında yapması. Yani bu kadar iyi yapması kolay değildir büyük ihtimalle ama hani böyle bir işe girişsen bok gibi de olsa bir yapabilir bence bu. Sıva mova çekme. Hazırda alçı varken tesis ya da ben mi yanlış mı? Hiç yapılamaz mı? Çok bir bok olur yani. Çok yorucu evet çok yorucu. Yani. Evet amaç bok gibi yapmamak doğru. Böyle çok böyle dümdüz. Arkadaşlar paydos elinize sağlık. Hepinize cümleden iyi akşamlar. Ustalarımız dinlenmeye giderken değişimin ilk günü de son buluyor. Bakın benden çıktı lan kapının arkasından. Dört. O ustalar bile o benten sticker'ını çıkartamaz. O neydi lan? Abi bütün spoiler'ı veriyorlar az sonra da ya. Değişime kaldığımız yerden devam etmek için sabah erkenden Canan Hanım'ın evine geliyoruz. İlk işimiz zımpara yapmak. Stadyuma çevrilecek odamızda pürüz kalsın istemeyiz. Hadi maça gidecek orada. Kolay gelsin. Ustam nasılsınız? Buyurun hoş geldin canım. Nasılsınız değil misiniz? Teşekkür ederim sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Evrim çok güzel teorisi. Olmuş. Gördüğün gibi elimizden geldiği kadar güzel yapmaya çalışıyoruz. Rutubet vardı burada. Ondan yani sonra burada rutubet dağılmayacak. Valla ustam elinize sağlık. Oğlum yatamıyordu işimi atmıştık buraya. Oğlum rutubet bu kadar bizi kolay temizleniyor mu? İnşallah bundan sonra öyle bir durum olmayacak. Ne yaptınız? Azalttınız bayağı işleri. İşlerimiz de azaldı sayılır. Siz bugün alışverişe gidiyorsunuz. Evet alışverişe gideceğim biraz sonra. Dün de duvar kağıdımızı... Evet onun her cümleyi alt yazı geçiyor. Stadyum haline getireceğiz inşallah. Tırnak içinde bakın. İnşallah. Şimdi bize bugün parke zaten lazım duyduk. Olacak. Parkeyi evet. Alıp gönderirsiniz. Bak geldi. Evet bugün parke alışverişimizi de yapacağız. Derviş ustacığım duvar kağıdı geldi mi? Duvar kağıtları geldi. İşimiz bittiği zaman... Duvar kağıtları geldi. Duvar kağıdını uygulamaya başlayacağız. Dün alınmıştı. Aman ustam sakın deseni söyleme. Çünkü abla duvar kağıdını evet. Mimarımız seçti ve ev sahibimiz bilmiyor. Ben orası o duvar kağıdından bayıldım. Ben çok de kesin olacak. Bayılacağım. Siz her gördünüz kadar... mü? Yok ben şu anda görmedim. Bana sürpriz olacak. Ben sadece tamam. Ödemesini yaptım. Tamam o zaman. Ben sizi fazla tutmayayım. Tamam ben alışverişe gideyim. Şey düşünsene size bu çocuk gelsin. Liseye gidecek, benden sevgilisi misiniz? Olacak, arkadaşı olacak. Ne diyecek bu çocuk evine gelene duvarda kalan boktan sticker gibi değil ki nasıl aç bir can. Ev sahibimiz yola çıkarken biz de hemen işe koyuluyoruz. Görüntülü konuşma bile yapamazsın artık abi bu arada çünkü yerler halı sağlıyor. Öncelik tabii ki astar boyanın. Boyalar kururken gelin biz de ev sahibimize eşlik edelim. Merhaba Canan Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler efendim, sizi sormalı. Ben neyim, teşekkür ederim. Perde almaya geldik. Harika, biz de gelelim mi? Buyurun, birlikte girelim. Önden buyurun efendim.
Merhaba. Hoş geldiniz. İyiyim, siz? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Hemşehriden geliyorum. İsmim Canan. Merhaba Canan Hanım. Pelin, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Oğlum odası için perde bakmaya geldim. Tamam. Ne tarz bir perde düşünüyorsunuz Canan Hanım? Stor olabilir. Tamam. Hani tam renk olarak kafamda belli bir şey de yok aslında. Yoksa yapmaz ya, yok. Yapmaz. Ama, tamam, peki. O zaman ben store seçeneklerini göstermek için tamam. Sizi böyle alayım. Buyurun. Teşekkür ederim. Yapmaz değil mi lan? Yapar bu arada. Yok be, yapmaz be. Oğlum şu ne kadar... Abi bak şu... kale gelecek odaya, bir de dolap duvarın içinde olacak, arabalı hareket eden yatağa da hazır ol halim. Bu ne kadar kötü bir perde ya. Marilyn Monroe'nun eteği uçuyor ama hani şey gibi, küçükken böyle duvar kağıdı bilgisayarın wallpaper'ını değiştirince fotoğraf indirirsin. Ondan sonra fotoğrafın boyutu küçük diye böyle bir anda 200 tane yapar. Ananı be. Öyle bir an perde yapılmış. Çocuk odası için perde seçerken karartma astar veya karartma stor kullanmaya özen gösterin. Bu sayede çocuğunuz güneş ışığından etkilenmeden gerektiği kadar uyuyabilir. Bunların özellikleri? Bu şu an bakmış olduğunuz kumaşlar güneş ışığını kesen ama gün ışığını içeriye alan kumaşlardır, polyester grubu. Allah belamı verdi. Oğlum bu evde en kötü yapacağım en kötü şeyi yaptım. Yere haşlanmış tavuk düşürdüm. Yani şu an zombi istilasında gibi hissediyorum kendimi. Hayır. Yiyebilir mi? Sena bir şey diyeceğim. Bu tavuk. Lyman Koss. Benim bu tavuktan yiyebilir mi? Yiyemezlermiş. Ya yere düştü, hiç yiyemeyeceğim de o yüzden. Yani hepsi düştü, yarısı. Dinlenerek temizlenebilir kumaşlardır aynı zamanda. Ezde steak. Yani evet, tamam. Sunu emcükler, sus yok ki aslında düz. Nemli bezle. Kimin gözü kaldı? Fiyatları peki ne kadar bunlar? Fiyatları 50 lira metrekaresi. 50 lira. Marula kaldı. Evim şahane, bir stadyum yapacağından bahsetti. Benim oğlum koyu abi, bir Beşiktaş'tı. Anladım. Hani eğer... Bak ben bir kere ne yaşadım biliyor musun evde? Aile evindeyiz. Hani annem de titiz bir insandır. Bir tane çocuk gelmişti. Ondan sonra... çocuk... Böyle biz oturuyoruz falan, kornetto yiyoruz, tamam mı? Ondan sonra kornettonun diski düşmüştü yere. Kornettonun diskini yerden alıp yemişti. Anla tabii. Ben de onu gördükten sonra yerden yemek yeme tikim var. Böyle belli, çok katı bir şey olmadığı sürece, fındık mındık olmadığı sürece yok yani. Madem stadyum olacaksa hani onun böyle daha renklerinde Beşiktaş. Beşiktaş hastasıyız. Beşiktaş'ın futbol okuluna yazdırdım yazın. Beşiktaş'ı seviyor. Maçlara falan gidiyoruz. Tepesi böyle. Benim aklıma bir şey geldi. Dondurma kısmı var. Ettiğimiz bir ürünümüz var. Bir müşterime de hazırladığım abi, bir ürünü göstereyim. Abi direkt risk işte böyle. Yapış yapış tabii, yani. Tabii tabii, hemen getireyim. Dondurma kısmı galiba da. Galiba aradığımızı bulduk Canan Hanım. Öyle mi diyorsunuz sizin? Evet, ben yere düşen parayı da almam ama o çok farklı bir olay ya. Yere düşen şeylerle sorunum var ya, biraz yere düşen şeyler sorunum. Bakın şöyle bir ürünümüz var. Hem siyah, ayakkabısız yere basmak. Hem de gri hakim. Renk olarak çok güzel. Ben mesela hep çorap giyerim. Temiz değil aynı şekilde. Tabii sizinle de temizlenebiliyor. Fiyat farkı var mı? Yoksa çorapsız yere de basamıyorum. Fiyat farkı da yok efendim. Sadece yurt dışına ihraç edilen bir ürün. Bu bizim olabilir mi o zaman? Bu sizin olamaz ama size yenisini yaptırırım. Ne dersiniz bu sesim? Bizce kaçırmayın. Çünkü konseptimize çok uygun. O zaman... Beğendiniz mi? Evet. Tamam, çok sevindim o zaman. Bunu alalım. Tamam. Ben hemen size ölçüleriniz varsa ona tamam, göre hazırlayayım. Tamam, hemen vereyim. Bir an çok korktum perde bulamayacağız diye. O da evim şahaneğinin hatırına bize yurt dışına özel olan bir ürünü verdiler. 378 lira tutuyor 2 adet stornuz. Bir şey yapabiliyor musunuz? 370 verin yeter. Tamam. 8'i de almayalım. Ev sahibimiz siyah, beyaz ve gri renklerdeki stor perde için 370 lira çok ödedi. Teşekkür ederim. Çorapla uyumuyorum ben, çorapla ayakta uyumuyorum. Güle güle kullanın. Çok memnun oldum. Görüşmek üzere. O da en nefret ettiğin şey, çorapla uyumak. Canan Hanım'la alışveriş maratonumuz hız kesmeden devam ediyor. Charlie Chaplin filmi gibi olacak ya yapılıyor. Ben alt dizide konuşurum sonra. İçeri girelim. Ürün girelim birlikte, çok soğuk.
Çalışma sandalyesi. Hoş en geldiniz. Sevdiğim. Merhaba. Hemşehriden geliyorum. İsmim Canan. Demet ben. Hoş geldiniz. Buyurun. Oğlumun odasını olalım. Yapıyoruz. Çalışma masası için sandalye bakacaktım. Tabii. Döner sandalyemiz abi. Abi o yıllarda Türkiye'de güzel sandalye yoktu. Bitme. Bizzat deneyimledim. Daha iyi olur ama bir bakalım modellere. Nasıl çalışma sandalye sunuyor? Çalışma masasında kullanılacak sandalyeler ne evet. Çok rahat ne de çok rahatsız olmalıdır. Böyle... Hayır abi. Kesinlikle çok rahat olmalıdır. ...çocuğunuz yorulmadan veya uykusu gelmeden ders çalışabilir. Evet. Hanımefendi şöyle renkli cıvıl cıvıl bir sandalyemiz var. Bu sandalyenin üstüne böyle çok dönünce sandalye tepesi çıkıyor. Kumaşı yumuşak, nedir? Çok yumuşak kadife bir kumaştır. Serteksen dediğimiz yani su tutmaz, yani. Leke tutmaz bir kumaştır. Da yine dönen sandalye. Silinirken tabii, falan çok rahattır. Oturabilirim. Tabii. Güzel deniyor. Hatta bu sandalye arkadaki en kötü... Arkadaki Şakin Amk. Şey, tekila. Hatta bu sandalyenin en kötü kaderi ne biliyor musunuz? O orta kısmından çivi çıkması, o şey kısmı çıkıyor, deliyor. Böyle bilgisayar şeylerinde oluyor vardı. Aslında güzel olur çünkü yeşil olarak hani odamıza pek uymayabilir. En kötü kaderi aynen, o. Başka renkler de bakalım isterseniz. Peki fiyatları mıdır bunların? Aynen götüne bakıyor. Hanımefendi fiyatı 160 lira. 160 lira. Evet. Peki ötekileri de bir bakalım. Tabii. Şöyle turuncu olarak renk seçeneğimiz turuncu. Var. Tabii. Oğlum bayılır turuncuya. Yine... Abla Allah aşkına turuncu alma bari ya. Siyah, beyaz, kırmızı. Aynı kumaş özelliklerine sahip. Aynı şekilde. Yine leke tutmaz. Peki aynı fiyatlardalar mı? Fiyat aralığı. Hemen bakalım. 237 lira. Canan Hanım. Buyurun bir ses. Bizim odamız siyah beyaz olacak. Evet. Eyvallah sizce ya. Sizce turuncu uygun olur mu? Renk olarak uymayabilir. Bakın hemen arkanızda açık renk bir sandalye var. Eyvallah. İsterseniz bir ona bir bakalım. Evet ben onu görmemiştim. Dış sesini doğru söylüyorsun. Dış ses kafana sıçayım bu sandalye alınmaz. Kolçaksız. Ama bunun kolları yok. Ben de yok. Kolçaksız ama kullanıyorum güzel. Ama. Ama dış sesim. Geneli yani bakarak kolçaksız açıkçası. Kimse kullanmaz. Ben bununla oturabilirim. Bu deri mi? Evet deri. Ve fiyat deri. Var. Fiyat yine aynı 237 lira. Dış sesim bir şey soracağım. Biz şimdi sandalye cılık alıyoruz cılık ama. Şimdi cılık ben cılık. Düşünüyorum oğlumun odası küçük. Yatak girecek, dolap girecek. Şimdi sandalye alıyorsak demek ki ders çalışma masası olacak. Cılık cılık geldi. Hangi alanı sığacak bunlar? Stadyuma hepsi sığar efendim. Odayı stadyuma çevireceğiz dedik ya. Sığar mı? Orayı nasıl bir stadyum yapacaksınız inanamıyorum ben şu an. Normal herhalde halı saha tarzında. Halı saha da razıyım gerçi de. Evim şahane de her şey mümkün efendim merak etmeyin. O zaman ne diyorsunuz alalım mı bunu? Beğendiyseniz alalım. Tamam. O ya zaman iyi günlerde kullanın diyoruz. Teşekkür ederim. O zaman ödemeye mi geçelim? Aynen. Hadi kasaya gidelim. Hadi kasaya gidelim. Borcum ne kadardı? 237 lira hanımefendi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ödemeyi yapayım. Ev sahibimiz oğlu için aldığı krem rengi deri kaplama çalışma sandalyesine 237 lira ödedi. İyi günler. Görüşmek üzere. Memnun oldum. İyi günler. Canan Hanım bütçesinden kalan 1143 lirayla çıkışa doğru ilerliyor. Kalpler kırık. Alo. Efendim. Canan Hanım. Efendim. Buyurun. Nasılsınız, iyi misiniz? Selim Yuhay ben. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Alışveriştesiniz galiba. Evet, alışverişteyiz şu anda. İyi, keyfini çıkarın lütfen. O deri sandalyede yazdığı şort bile otur da bacakların yapışsın, kolçak da yokmuş bir de usturdan. Sürpriz yapmak istiyorum. Hatta size değil, oğlunuza da sürpriz yapmak Beşiktaşlı istiyorum. Beşiktaşlı Blackface abi bile evine yapay cim yaptırmamıştır. Oğlunuza ve sizi... Evet abi, adamın evine bile yapay cim yok. Görmediği çok özel bir yere götüreceğim. Ne diyeceğimi bilemedim. Şimdi sevgili sese söylüyorum, sizi... sürpriz olarak götüreceğim yere getirmesini rica edeceğim. Anlaştık mı? Tamam. Geliyor. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgiler. Görüşürüz. Siz de iyi günler. Sağ olun. İyi hayırdır diyor. Canan Hanım? Selim Bey miydi? Evet dış sesim Selim Bey arıyor. Ne diyeceğimi de bilemedim. Konuşamadım tam. Ne dedi? Bir sürprizi varmış. Bir yere götürecekmiş. Alışverişten sonra ne diyeceğimi de bilemedim. Doğuşta gelecek değil mi? Oğlum nasıl alacağım? Haber verip hazırlamamız lazım. Gidip oğlumu almam lazım. Biz ne güne duruyoruz efendim sorun yok. O zaman yolda oğlunuzu arayın hazırlansın. Alışverişi tamamlayınca hemen gidip alırız. Tamam gidelim. Hadi buyurun efendim. Hemen gidelim. Ama bir yeriye mi dedi? Bakmayın. Ya, o
odamı yapmam. Gördüğünde ne yapacak Hı-hı. merak ediyoruz doğrusu. Nasıl oğlum yapacak kendi odasının yapılacağını bilmiyor. Benim odam yapılacak dedim. Söylemedim sürpriz olsun diye. Benden rica etti. Rahatla baba kal, beni patron odamı yapar mısınız? Ben de hayır dedim. Şu anda o sürpriz olarak bekliyorum. Evet, armamızın çizimi tamam. Şimdi çivilerimizi çıkaralım. Dekobaj yardımıyla tekrar çizgilerimizden keselim ki armamız ortaya çıksın. Koyu bir Beşiktaşlı olan Doğuş için odasının stadyuma çevrilen hali büyük bir sürpriz olacak. Abi, arma istiyor mudur kocaman? Hep düşünülür ya. Beşiktaşlı yastık alsalardı sadece. Armamız şu an hazır, bitti. Şimdi bunun içerisine yine aynı şekilde bir tane daha armamız olacak ve içerisine ay yıldız yapacağız. Ben buraya geçiyorum, zaten göremeyeceğiz son halini. Bunları. Merhaba, hoş geldiniz. Göremedik. Nasılsınız? Gri parke satılacak. Teşekkür ederim. Emşehane'den geliyorum. Tam yani tam yeri o gri, çünkü Beşiktaş. Canım, suya dayanıklı park için mi? Evet. Aynen. Buyurun, çok güler yüzlüsünüz. Abi burada ben bu dükkanla ilgili bir çok sevdiğim bir şey var. Şurada hep akvaryumda parkeler duruyor. Parkeler burada yıllanıyor bak, biliyor musunuz? Beşiktaş'ın hep lisans yok diye odayı sahiplense çok komik olur. Beşiktaş abi bence kahverengi. Hayır ya, yapmazlar bunu. Onu almazlar değil mi? Etkilenmeyen parkeler antibakteriyel özellikle olduğundan çocuk odaları için son yok, derece uygun bir tercihtir. Abi. Şimdi siz nereye yapacaksınız? Oğlunun odasına yapacağız. Çok güzel. Kaç metrekare? Tam olarak bilmiyorum. Bilmiyor musun? Neyse onu öğreniriz. Sesim? 13 metrekare efendim. 13'müş. Uğurlu rakam 13. Oradan unutmayalım. Uğursuz değil mi? Tam tersi değil mi? Hangi takımı tutuyorlar? Mason lojası. Bak şimdi. Ben de Beşiktaşlıyım. O zaman şimdi... Su geçiren parkeleri cezalandırıyorlar değil mi akvaryumda? Boğuluyorlar orada. Yani değer vereceğiz şimdi. Peki kafanızda bir düşünce var mı yapacağınız rengi? Beşiktaş'ta. Açık renk istiyorum aslında açık ama. Açık renk. Bu çok mu açık? Listesin ne dersin? Çocuk odası için o biraz açık kalır efendim. Peki düz sesle yardım ediyorsa... Şunu verecek. O da şu. Evet. Her zaman o parkeyi satıyor. Ona güveniyorum. Gri ve bej var onda Canan'ın. Dershane parkesi. Tekrar bu renk var. Hiç çocuk da... dershaneden eve gelecek gene dershaneyi gördü. Açık. Çok berbat bir senaryo. Açık. Bakın. Bu kahve bej. Odamız siyah beyaz renklerde olacağı için parkeyi farklı tonda seçmenizde fayda var. Ahşap tonlarını tercih etmeniz daha doğru olur. Tamam. Ahşap. Yani şurada aynen. Öyle bir şey var bakın. O renkte güzel durur yani bence. Sesimi alın bunu. Bizce kaçırmayın. Fiyatları nedir? Oturalım şöyle masamıza bakalım. Tamam, buyurun. Tamam, buyurun. Canan Hanım, tek bir şey yapıyoruz. Pazarlık yapmıyoruz. Tamam. Oğlunuz Beşiktaşlı olduğu için evim şahane indirim falan filan demeden direkt 85 az bir metrekare zaten. Tamam. Kara kartalıma benim hediyem olsun 500 lira. Tamam. Diseski sadece biz bununla anlaştık, karıştırma yok dedi. Tamam mı? Tamam. Oldu. Tamam, teşekkür ederim. Tamam, güle güle kullanın, iyi günlerde kullanın. Ladin dokulu sudan etkilenmeyen parkelere 500 lira ödeyen ev sahibimiz bütçesinden 643 lira artırarak alışverişi tamamladı. İyi günlerde kullanın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi günler. Üzere. Sağ olun. İyi günler. Sağ olun. Canan Hanım oğlunu almaya giderken dilerseniz biz de ustalarımızın yanına uğrayalım. Fenerli olsa zam yapacaktı. Fenerli olsa adam da Fenerli olacaktı. Yok abi, o dayıda öyle bir karakter yok ya. Harbiden zam yapardı bu arada. Fenerli olmazdı. İkinci kat astar boyayı atmakla meşgul. Hiç öyle R bir adam vibe'ı vermiyor çünkü. Sıra geldi duvarları 10 metrekare park 2014'te max 380-300 TL o da maksimum. Ya sen bütün park sektörüne hakim misin ya? He? Hakim misin sen park sektörüne? Duvarlarda rutubetten eser kalmadığına göre Breaking Bad açısı bak. Bu odada gönül rahatlığıyla uyuyabilir. Doğuş demişken mimarımızın yanına geldiler mi acaba? Hadi gidip bir bakalım. Necat Bey, gerçekten buraya her geldiğimde daha önceki sergilerinizde gezmiştim ama üstüne inanılmaz değer katmışsınız. Hayretler içerisinde. Abi böyle bir niye böyle bir rol yapıyorlar? Arkadan geliyorlar zaten hani. Necat Bey. Selim Bey bunu çok iyi başarıyor ya. Bey, gerçekten. Selim Bey böyle çok iyi başarıyor. Necat Bey de duruyor zaten, konuştuk buraya ya. Buraya her geldiğimde daha önceki sergilerinizde gezmiştim. Aa,
Siz mi geldiniz? Hoş gelmişsiniz. Selim Bey tam şey değil mi? Şu an arkamda değil mi? Type bir adam. Üstüne inanılmaz değer katmışsınız. Hayretler içerisindeyim. Ya dilim tutuluyor buraya geldiğim zaman. Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Ne haber delikanlı? İyi misin? Bak, abi George Park'a geldi. Necat Şuadaroğlu ile tanıştırayım sizi. Nasılsınız? İyi misiniz? Buyurun buyurun içeri gelin. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. İyiyim, sağ olun. Siz efendim? Nasılsınız? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Anca alışverişi bitirdik. Oğlumu aldım. Mükemmel. Ama ben özellikle oğlunuza bir sürpriz yapmak istedim. Gel buraya bakalım Doğuş abi. Bak seni Necat Şuadaroğlu Bey ile tanıştıracağım. Çünkü burada öyle özel emekler ve yılların verdiği tecrübe var ki... Nasıl, Selim Bey şu anda neredeyiz peki? Necat Bey lütfen burayı ben söyleyecek kelime bulamıyorum. Siz söyleyin lütfen. Burası dünya tarzı olarak dünyada ilk ve tek olan bir tarih müzesi. Şimdi küçük arkadaşımızı tarihte bir zaman yolculuğuna çıkaracağız. Bakalım beğenecek mi? Bu gördüğün at bir deli süvarisi ve 15. Attan yüzyıl sayın. Yani bayağı bir eski. Çuhadaroğlu ne? Abi çuha çuval değil mi? Çuhadaroğlu dar çuvalları oğlu gibi bir şey herhalde. Öyle bir soy isim analizi yaptım durduk yere ama. Yani 500 sene önce yaşamış bir Osmanlı süvarisi. Çuha pardon. Çuha çuval iğnesine çuha. Ya kuerajma nerede Selim Bey? Şu ben an ne bütün analizim bitti. Bana kuerajma ver. Böyle garip hayvan postları. Çuha dar mı yoksa çuval iğnesinin adıydı? Kartal tüyleri takarak düşmanına korku salmak için farklı şeyler giyiniyor. Korkuttular ya. Görüyor musun? Kanatları var. Kartal kanatları var sırtında. Üstünde leopar kürkü var. Eşim çok fazla yoğun. Çuha abi. Ben komple... Çuha ne demek ya? Çuval... Abi ya ben de... Google açsam yanında çaktırmadan okusaydım keşke. ChatGPT chain'in yeni bulmuş. Çuha. İnce sık dokun... Siktir edin ya, benim Türkçemin olmadığını anlamışsınızdır zaten, okuyamadım. Çalışıyor, bu yüzden zaten böyle çok fazla bu aralar böyle pek çıkıp gezebilme imkanımız da olmuyor. Malum Esenyurt şehrin dışında bir yer. Yani eşim haftada bir gün ya da iki gün anca çocuğu okuldan geldikten sonra 5 dakika 10 dakika bir parka götürürse odur. Onlar da ister istemez canları sıkılıyor. Tarih kronolojisine göre de işte İstanbul'un fethinden başlıyoruz. İstanbul'un fethinde... Fethiyle ilgili burada bir yaptığım diorama maket var, 3 boyutlu canlandırma. Yanında da o dönem savaşmış askerlerin canlandırmaları var birebir. Adam hem bunlar bunu yapmış. Aynı o filmlerde gördüğümüzün hem maketleri. Nasıl? Hoşuna gitti mi? İlk defa bir çocuktan şey yani, açmış izlenim. Yani nasıl buldun? Bu maket sana nasıl geliyor? Doğuş çok heyecanlandı galiba. Kulağına söylesin. Sizin yani böyle şeyler görmek hoş. Anne ne zaman gideceğiz? Buna gider mi bir çocuk olarak? Beğenmiş mi? Canan Hanım, siz daha önce böyle bir şey gördünüz mü? Şu anda şaşkınlıkla izliyorum zaten hani. Ben Doğuş'un çok umursadığını düşünmüyorum. Yani. Gerçekten çok kral büyük hiç umurumda değil bence. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Tamam, tamam. Şurada tam bir tarih eser var zaten efendim. Bu nedir antik efendim? Roma. Antik Roma dönemi, antik Yunan dönemi diyebiliriz. Milattan önce 5. 6. yüzyıl diye düşünüyoruz. Yani Anadolu medeniyetleri 2500 sene önceki hali topraktan çıkma. Bu da Anadolu kültürümüzün ne kadar zengin olduğunun göstergesi. Yani bu zırh 2500 yıllık mı? Evet, kesinlikle. 2500 yıl. Papçı yok, sen yok kaç yaşındasın? 7 yaşında. Bu biliyor musun? Çocuk belki sert solcu humanist olacak. Neden böyle muzeler gezdiriyorlar? Çocuğu şok ettiler ya çocuk. Bak inanamıyorum. 2500 yaşında. Kim bilir o dönem kim giyindi bunu? Keşke elimizi dokunsak da o dönem neler yaşadığını o giyenin anlayabilsek. Ben zaten hep hayal ediyorum. Herhalde sen de hayal ediyorsundur. Bir zaman makinesi olsa şöyle düğmeye bassak geçmişe doğru bir yol. Abi zaman makinesi olsa tam o seneye giderim, Bitcoin alırım. Bunu yazacaksınız biliyorum. Siz demeden ben önce yazayım da bir kurtulalım. Şimdi bir rahatlayalım tamam. En milyarder sen olacaksın bu fikirle çıkıp. Yolculuk yapsak. Tamam. İstiyorsan bu zaman makinesini gel beraber gezelim. Ver hadi bakalım. Bana. Hadi bakalım. Gel. Gel. Necat Bey bize göstersin. Oo bak bu zırh pantolon. Ve...
Alırım ha bu arada. Bu pantolonun altında bu deri pantolon giyiniliyor. Bu da bir at alınlığı. Bunların da hepsi 1500. Yani... Zaman makinesi olsa bu arada geçmişe değil geleceğe gider. Çocuk sıkıntı abi. Çok isterim herhalde. Geçmişi ne yapayım lan zaten biliyorsun. Geleceğe gider. Hani Kanuni Sultan Süleyman şey çalarım, dönemlerine ait olduğunu söyleyebilirim. Bu da yanında gördüğünüzde bu, kemiğe bu bakar mısın? Kalyon. Osmanlı kalyonu. Kalyon. Şimdi burada kaç kürek olduğunu düşün. O kadar da bir o kadar da köle vardı. Gerçi Osmanlı'da kölecilik yoktu. O kadar da insan iki katı kürek çekiyor. Yani herhalde bir 500 kişi falan çekiyor kürek. Var mıydı lan? Abi öyle direkt alsat köle şeklinde yok. Benim tarihim çok kötü. Konuk kılıçlar zırhlar olur. Yani... Siyahiler olduğunu biliyorum ama öyle alsatı var diye bilmiyorum ben. Köle diye geçmiyor. Ha tabii canım köle diye geçmiyor işte onu diyorum. Yoksa düşük maaşlı işçi. Erkek çocuklar gibi doğuşunda ilgisini çekiyor. Değil bu mi yani? Gördüklerinin hepsi orijinal. Ve böyle bir orijinal kıyafetleri tabii tek... Yardımcımsı. Cariye pazar var, cariye takas merkezinde var. Siyahi diye geçiyor. Giydirmekte. Çok fazla otomatik hatırlarsanız ilk gün Serkan Bey çok yoğun çalıştığı için ailesini gezdiremediğinden işte, yakınmıştı. Tarihe yaptığımız bu yolculuk Doğuş gibi Canan Hanım için de iyi oldu. Doğuş, bir sesini duyayım. Abhaz siyahileri. Abi sen Afrika falan da inanılmaz ya. Abhazyalı siyahiler. Abazalar, he Abhaz, Yapya Habeş kökenli. Ya Evim Şahin'den tarih dersi. Dur bunu söyleyemem. Bunu söyleyerek aratamam. Gel gel gel. Doğuş'un dili tutuldu zannederim. Doğuş bak her yer. Doğuş biraz sıkıldı gibi. Dolaştık. Şimdi bu bilgilerle. Şimdi bence annenle beraber hatta sevgili sesi beraber şöyle bir dinlen. Çünkü bu zaman makinesi insanı biraz yorabilir. Ama ne var biliyor musun? Bir süre sonra tekrar gelmeni istiyorum. Çünkü burada Necat Bey çocuklar için de çok özel köşeler yapacak. Evet. Öyle değil mi efendim? Evet, yukarıdaki müzenin kafeteryasında Western. Bu arada güzel ha müze. Kızılderililer. Yani film karakterleri, çizgi roman karakterleri de olacak çocuklar için. Efendim Necat Bey... Sizleri aslında yolcu ederim. Sevgili dış sesi teslim ederim. Peki. Ama ne olur beni zaman makinesine tekrar götürün. Tamam. Bütün detayları sizden almak peki istiyorum. Peki yarın finalimiz var. İyice dinlenin. Tamam. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Yarın görüşürüz Selim Bey. Görüşmek ben üzere. Teşekkürler. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Necat Bey size de ayıp oldu. Zahmet oldu ama ben hemen orayı gezmek tamam istiyorum beraber. Buyurun. Görüşürüz, sağ olun. Ekibimiz ailemizi dinlenmeye götürürken biz de çok ustalarımızın kararlı yanına dönüyoruz. Recep baş. Usta yine iş başında. Sıkıcı işler. Duvar kağıdına bayıl. Abi ünlü olmayan futbolculu duvar kağıdı. Yani ünlü olan futbolculu 3 boyutlu duvar kağıdından daha kötü ne olabilir diye düşünüyorum. Ünlü olmayan futbolculu duvar kağıdı. Hani bunu kimse yapmaz abi. Amına koyayım. Bu kim amına koyayım? Mimarımız harika. Hani bak Messi olsa falan okey. Ama bilmediğim bir adam top oynuyor. Bayılacak. Yapma bunu ya. Duvar kağıdımız tamam. Süpürgelikler de çakılınca artık paydos verebiliriz. Elon Musk mı? Harbiden benziyor Elon Musk'a. Daha var. Yani...
Herkesin eline sağlık. No way. İyi akşamlar. Ustalarımız dinlenmeye giderken değişimin ikinci günü... Dekatlon spor bölümü gibi oldu o da. ...etmemiz gerek. Bunun için erkenden eve geliyoruz. Evet abi, stok foto ya. Gerçek oyuncu değil onlar ya. Gerçek oyuncu değil abi. Ya amına koyayım, Necip Uysal olsa bile okay ya. Bu kim amına koyayım? Şöyle bir şey yani, anladın mı? Bunları kim oğlum bunlar? Kızım yeni gelmedi, geri geldi. Dördüncü ayıyla Konyalım. Kalp atmayanın kalbi kurusun. Öpüyorum. Teşekkür ederim Yiğit. Adamsın Konyalı. Seksis bir adam. Bu işte aynen. Böyle bir fotoğraf yani. O çocuğun duvar cihazına yaptıkları. Kim bunlar? Bu forma ne forması? Ne bu? Ne abi bu? Bir Getty Images eksik yani duvarda. Beşiktaş forması da yok. Öyle bir NPC. FIFA custom karakterim gibi ya. Bet reklamı arka planı. Aynen öyle. İçten siyah beyaz çerçevelerin montajına başladı bile. Arabalı yatak nerede kaldı ya? Arabalı yatak yok abi. Keşke çocuk arabaları seviyorum deseydi ya. Beşiktaş da çok falso yaptı. Geliyor, eşyaları koyuyorlar. Bakalım onca eşyayı bu küçük halı nereye gidiyor abi? En iyisi montaja en büyük parçadan başlamak. Bunun için podyumun parçalarını birleştiriyoruz. Buna koyayım, çok fena bir şey geliyor. Çok fena bir şey geliyor. Podyumun daha dayanıklı ve esnemez olması için altını alüminyum profillerle desteklememiz gerek. Abi şu adama mal usta demeyin artık ya, kötü hissediyorum kendimi. 40 bölümdür adama mal şirin deyip duruyorsun. Podyum tamamlanınca dolaplar yerli. 2 bölüm mal şirin oldu, yapıştı adamcağızın üstüne. Derini almaya başladı. Olan dolapları tamamen yenilenerek eski değerlendirildi. Hali. Abi eski halinin tek sıkıntısı rutubet ya. Orayı boyayıp gitseler keşke. Kapakları takmadan önce. Kapakları takabilir. Stadyumun hangi aşamasındayız? Stadyumun tribünlerini toparladık. Çocuk kim? Çok spoiler almak istemiyorum buralardan. Biraz geçiyorum o yüzden. Ay sikeceğim ya. O da boktan PlayStation kafe oldu. Abi! O da harbiden boktan PlayStation kafe oldu. Bak gene bir bomba geliyor. Bir yazı yazıyor. Beşiktaş'a da benzemiyor yani bu. Beşiktaş'ta G yok sanışta. Çekmece aynı zamanda Mert. Gün sürpriz. Ananı sikeyim. Serin ardı arkası kesilmiyor. Stadyum olur da kalesi olmaz mı hiç? Oğlum çocuğu yakmakla kalmadılar, komşuyu da yaktılar şu an. Sabahtan akşama futbol topu. Güm 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 güm. Aileyi de yok etti Selim Bey bu sefer. Stadyum gibi. Yani sevgili ses, insanın böyle içinden top oynaması geliyor. Abi fena da olmadı aslında. Değil mi? Yok. Orada bile gerçek futbolcular var abi duvarda. Oley 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 oley. Şampiyon. Artık bilmiyorum şampiyon kim olur, onu karıştırmayalım ama bence mal şampiyon. Ustamı gene malladılar ya. Tak eden olsun ama en büyük şampiyon mal zaten. Mal ustamı mallamak bizler, için bizler şey yaptırdılar ya. Hepimiziz. Şimdi hemen topu alayım sevgili ses. Hop. Tabii ki burası stadyum gibi olduğu için evet, ben de topsuz gelmek istemedim. Ama bunun yanı sıra da bak bir kartonlar. Bir de evden getirdiğim eski tişörtler var. Bunlarla da özel bir süsleme tekniği yapacağım sevgili seyirciler. Ben dayanamıyorum. Üst üste bu kadar şeyin gelmemesi lazım. Çocuklar. 6 bölümlük malzeme var bu bölümde. Bu tasarım yine sizin için olacak. Ama önemli olan tasarımda hayal gücü ve cesaret. Dedim abi yalnız kalede geldi dedim bir ya. Bir an önce acele etmemde fayda var. Ev sahiplerimiz ne durumda? Ev sahiplerimiz final için sabırsızlanıyor Selim Bey. O zaman masamızı hazırlayalım. Topu size verdim. Kemal Usta bana bir yardımcı ol istersen. Hadi gel. Masamız hazır zaten. Masamız hazır. Ama malzemeleri de hazırlamak lazım. Sevgili ses. Selim Bey de gidiyor, aşağıdaki geri dönüşüm çöpünden buluyor, getiriyor.
bir şeyler yapılır mı? Bakın karton kontenleri getirdim. Aslında şu kartonlarla beraber en önemlisi tişörtler. Bu eski bir tişört. Bir makas ve bir de karton. Ama ikinci bir kartona daha ihtiyaç var. Selim Bey, genelde anneler küçülen tişörtleri toz bezi yapar. Evet, ama tişörtleri toz bezi yapmak yerine bakın nasıl bir kapı süsü haline getirebiliriz, onu paylaşacağım sizinle. Tabii kapı hanımlar süsünü ve çocuklar, sizlerin hayal güçleri eminim ki daha geniştir. Ama ben de ufak tefek böyle dokunuşlarla... Ben hayal gücümün asla Selim Bey kadar geniş olduğunu düşünmüyorum bu arada. Size fark yaratmaya çalışacağım. Şimdi süsünü. Öncelikle şunu yapıyoruz. Tişörtümüz. Adam her gün bir ev yapıyor ve hepsinde bir şok yapıyor yani. Tişörtümüzü keseceğiz. Her gün lan. Kemal Usta şu uçtan tutar mısın lütfen? Evet. Eski olduğu için rahatlıkla kesebiliriz. Şimdi yapacağımız yaklaşık 1,5-2 santim aralıklarla tişörtümüzü paralel bir şekilde kesmek. Benteni çıkaramadılar diye yapıyor, biliyor musun? Devam ediyoruz Kemal Usta, hızımızı kesmeyelim. Evet Selim Bey. Evet şimdi... Bunları kestikten sonra sıra geldi ne yapacağımıza. Evet, kartonları zaman kazanmak için önceden yuvarlak şekilde kestim. Ama bunları hemen şekillendiriyoruz. Çizelim Selim Bey. Tamam. El işi ödevi olmasa... Siz keserken ben de hemen yani tişörtümüzün işte kestiğimiz parçalarını birbirine bağlayacağım. Evet, bakın. Allah aşkına. Parçaladık ve birbirine bağlıyoruz. Gemici sevgili sen. Abi çok, efendim, çok bu kadar merak ettim. Ne yapacağız? Tamam. Çok merak ettim. Tam bu şekilde. Ne oluyor? Tamamen. Kemal. Çok arasayım. Kemal Usta. Bu ne amına? Sevgili ses. Selim Bey bu ne amına koyuyor? Hiç duydun mu lütfen? Yaş aldığını. Duymadık Selim Bey. Ustamız 4 yıldır 52 yaşında. Aynen öyle. Hep aynı yaşta 52 yaşında kaldı. 5 yılda bir yaş alıyorum Selim Bey ben. Hay Allah. Bir sene daha. Ben ne diyeyim sevgili ses? Vallahi ne denebilir ki Selim Bey? Ömrümü tüketti ama. Ben söyleyeyim, onunla geçirdiğim bir saat bana 2 saat gibi geliyor. Kaç yıldır tanışıyorsunuz? Yaklaşık bir 10 sene oldu herhalde değil mi? Daha fazla. Fazla oldu değil mi? Oha lan. 94-2014. 20 sene olmuş neredeyse. Kemal Usta, Selim Bey'in saçlı zamanlarını hatırlıyor musun? Selim Bey'in saçlı yıllarını pek hatırlamıyorum aslında. Adam yani her gün iki uç ev yapmaktan o kadar kafayı kirmiş ki tuvalette gezerken Gordugu diye videolarını gelip bize satıyor. İnovasyon dekor falan diye. Çelenkli hoş geldin yazısı yok mu şimdi? Abi saçlı halini bulamıyorum ya. Lan o ne diyor haberi var. Testere 11 fragmanı gibi. Ruh çağırmak üstü yapmış işte. Amına koyayım bunlar bizim... Ben bu yorumları yapmamış mıydım ya bunu izlerken bu bölümü? Bunu izledik. Tabii canım izlemez olur muyuz lan? İlk biz izledik Zek'ti zaten. Abi Selim Bey'in saçlarını bulamadım ya. Ya ben şeyi arıyorum ya. O fotoğraf olan var mı aranızda? Selim Bey 3 metre uzakta evini yenilemek istiyor. Gecen gün Zek Post'u attılar. Bagede sen deyince bir de Mehmet abi. Evet abi Zek Post'unu çok atıyorlar. Elinde olan varsa bir MMS'e atsın onu ya. Yok, Selim Bey 3 metre yakında. Tamam bütün anıları anlatıyoruz ama hepsini... Evini yenilemek istiyor. Yapma. Bazı şeyler özel kalsın lütfen Kemal Usta. Döşemek istiyor. Şimdi, evet bakın düğümümüzü attık. Ve şu anda hazır. Abi harbi bak o fotoğraftaki herif bu değil mi lan? O çocuğun duvarı lan bu direkt. Has siktir lan çocuğun duvarını nasıl buldunuz? Yaşa be. Bir saniye bunu getirmem lazım. Daha bugün aklıma geldi. Hatta buna ben çok güzel bir şey yapıyorum. Şöyle. Very nice.
Bunu aslında size kontrolünü verebilirim ama bozuk sistem. Ama şimdi ne yapacağız? Gerçekten ne yapacağız? Biraz önce iki kartonun arasına sıkıştırdığımız parçanın uçları. Onu bir kere alıyoruz. Şöyle hafifçe... Of keşke Selim Bey gelip beni de dosyese... Kemal Usta. Evet Selim Bey. Ondan sonra kartonu abi, masaya yatıyoruz. Sıra geliyor makasa. Makasta da... Teşekkür ederim. Makasta da işte tam bu iki kartonun arasından hemen... Tişörtümüzün parçalarını kesmeye başlıyoruz. Ve işte tamam. Aman demin düğüm attığımız yeri şimdi biraz daha sıkıştırmamız lazım. Ve kartonu alıyoruz. İşte. Ah ne güzel bir pompon oldu. Kapı süsümüz hazır. Selim Bey bundan bir iki tane daha yapalım mı? Ne dersiniz? Zaten torbamda birkaç tişört daha var. Bu ne abi? Üç renk getirdim. Üç renkle beraber yapacağım. Ben şey OBS'e bakıyorum. Bunun fazlalıklarını tabii ki şöyle düzelteceksiniz. Selim Bey, yani Selim Bey, ustamızla birlikte diğer süsleri de yapıp hemen son dokunuşlara geçelim mi? İyi fikir. Kemal Usta, evet, diğer Selim tişörtleri de yaptıktan sonra son dokunuşlara geçeceğim. Tamam Selim. Bunu sevelim. Derseniz. Rutubetten dökülmeden eser kalmadı. Artık doğuşun stadyum... Oğlum televizyonu çaldılar, DVD'yi çaldılar, dekoderi çaldılar. Bu sefer monitörü çaldı. Lan bu çocuğun kaderi de benimle aynı lan. 1280'e 1024 club ya. Kadar kocaman harika bir odası var. Son dokunuşlar. İşte mimarım. Son dokunuşlar. Çakma beats. En kötüsü buydu. Gerçekten en kötüsü buydu. Orada ne yazdığını çok merak ediyorum. Selim Bey, kale niye ters? Bitmiyor. Selim Bey çok eğlenceli. Hoş geldiniz efendim. Çok İyi eğlendi akşamlar. Ya. Oynuyor. Kan derinliklerinden ne güzel güle oynaya geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Biz deyiz. Heyecanlıyız. Heyecanınız fazlasıyla belli zaten. Girmek istiyoruz artık. Çocuk çimene dokunamıyor diye. Efendim? Şu anda heyecan. Dorukta mı? Arkada niye gerilim buzuki var? Heyecandan konuşamıyorsunuz galiba. Yani. Canan Hanım odanızda evet, en çok neyi merak ediyorsunuz? Stadyumu görmek istiyorum. Yatak odanıza yaptığımız stadyumu mu? Ben de merak ediyorum ama olacağına hala inanmıyorum stadyumun. Aa neden efendim? O kadar ufak. Oğlum çocuğa söylemişler ha. Ya demişler. Çocuk ağlamıştı büyük ihtimalle. Benim evimi ver bu adamı ne yapıyorlar anne? Yatak odadan bir stadyum yaratmak bilmiyorum. Size güveniyorum ama nasıl olacak hala düşünüyorum. Yatak odasına stadyum da çok kötü çift kale maç şakası yani. Tahmin edemiyorum. E o zaman hep... Pardon tek kale maç. Ben gidip görelim mi? Görelim mi şimdi yani... zaten? Hadi buyurun efendim. Çık. Bismillahirrahmanirrahim. Bence bakalım. Çocuk anlamadı ya. Çocuk tanıyor biraz. Artık görme vakti geldi. Biraz yavaş yani böyle şeylerde. Koş koş koş. Yeni halini gör. Evet her şey tamam. Geldim efendim. Selim Bey. Geldim. Bekletmeyeceğim sizi. Nasılsınız? İyi misiniz efendim? Nasılsınız? Gelin buyurun girin. Nasıl ki güzel? Odayı görmek isterim. Heyecanlı görüyorum şimdi. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk. Ne haber delikanlı? Her zaman bu sevda bitmez, hasret bitmez, isteyene girer bir fark etmez. Paramız bu alemde carsi herkese karşı Allah affeder, carsi affetmez. Ne diyorsun? Selim Bey kale ters olmasın dedim, amına koyayım. Epey para...
Selim Bey kale niye ters? Aramız arttı Selim Bey. Ooo mükemmel. Aa ekstra bütçe. Sevgili ses bunu hemen size takdim etmek istiyorum. Yeni katılımcımızın artık bütçesini ekleyeceğiz onu. Efendim burası sıcak istiyorsanız montlarınızı çıkarın. Şöyle bir rahatlayın. Şöyle bir rahatlayın. Evet. Çıkar oğlum çıkar. Vay Celik kadıya bak. Neydi o ya influencer? İki katını diğerine vermedi. O laf neydi ya? Double it and give it to the next person. Gezi ya. Her zaman söylüyorum aslında. Sevgili ses, fırsat olduğu sürece katla bir mutlaka yani, çocuklarımızı aynen müzelere götürelim. Her ne olursa olsun gezsinler efendim, öğrensinler. Şimdi, buraya ilk geldiğim günde aynı heyecanınızı görüyordum. Şimdi o kadar heyecanlısınız ve bu heyecan eminim ki işte oğlunuz için tabii. Ama oğlunuz için derken sizin yatak odanız evet, yapılacaktı değil mi burada? Evet, yattığı için. Ay Allah, askarlık kaçırıyordum. Neyse, şimdi Doğuş, burada annenin ve babanın odasını yapacaktık değil mi? Evet. Ama annenin odasını ve babanın odasını bakmadan önce de istiyorum ki önce senin bir odana şöyle bakalım. Önce PlayStation alsalardı. Acaba eşyaların orada mı, yerinde mi oyuncakları? Aslında orası benim odamdı ama. Öyle mi? Sizin odanız mıydı? Benim odam. Yoksa oyuncaklarını mı çöpe? Oğlum adam rutubette yatıyormuş. Yeni kapısı açık kaldı. Atar mıyım ben senin oyuncaklarını çöpe? Evet, bir süreliğine siz galiba oğlunuzun odasında kalıyordunuz rutubetten dolayı. Evet, şu anda da zaten anlaştık. Yine odayı bana bıraktı. Öyle mi? Yeni oda benim diyor aşağıda. Evde yatacakmış. Anne baba beraber yatsın ama. Ha, yatmasın mı? Oha, bir şey mi? Selim Bey bir aileyi kurtardı bu arada. Çocuk yüzünden karı koca birlikte yatamıyorlarmış. Bence. Selim Bey sonra buna çözüm olarak gelmiş bu eve. Bir evliliği kurtarmış. Peki. Evet, sessiz kalmayı tercih ediyor. O zaman şöyle yapıyoruz. Efendim. Görüyoruz artık. Tam 60 saat. Ve o zaman sizin odanıza bakmadan önce Doğuş'un odasına bir bakalım mı? Doğuş, bakalım mı senin odana? Bakalım. Tamam dedi. Hadi bakalım efendim. Buyurun, kapıya doğru yaklaşıyoruz. Buyurun. Evet, şimdi. Çocuk biraz yavaş mı? Senin odana çok mu utanacağız? Küçük çocukla dalga geçmiş elinde yani. Encoder Pi. Kızım encoder var mı? Bak bakalım bir. Her yerde. Encoder Pi var mı? Encoder Pi sadece bizde. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Yapıyorum. Alpatya'nın kalbi kurusun. Odaya encoder bir girdim. Pie. Kocaman dogus yazıyor. Amk. Çocuk utanıyor sadece abi. Yavaş falan değil. Tamam. Biraz niye heyecanlı çocuk abi? Kamera mamera var yani. Bakın. Eşiniz alışverişleri yaptı. Sizin bu alışverişlerden hiçbirinden haberiniz var mı? Haberim yok. Zaten inanamıyorum pazarlık yaptığını hala ama o para nasıl arttı şaşırıyorum şu anda. Niçin? Hiç. O para nasıl arttı biliyor musun? Doğuş'un Beşiktaşlı olması sayesinde. Parkeci çok fena kâr kaldı. Pazarlıkçı değildir eşim. Sevgisiz. Ben yapamam pazarlık. Ev sahibimiz gayet güzel indirimler aldı Selim Bey. Yani ben baştan söylemiştim. Eğer birse iki verir ama pazarlık yapmaz. Evim şahane için yüzümü kızarttım. Bravo size efendim. Teşekkür ediyorum. Ve şimdi tüm çabalarınızın sonucu işte burada. Umarım burada çocuğunuzun geleceği için doğru çözümleri siz de beğenirsiniz. Ama en önemlisi sağlık konusunda inanın. Isıdan, rutubetten hepsiyle beraber tüm çözümleriyle işte oda hazır. Odayı görmek isteyen var mı? There is a starman waiting in the sky. Hayır, görmeyen var mı? O zaman hadi bakalım beraber sayıyoruz. 3 2, 1, Doğuş aç kapıyı. Söyleyecek bir söz. Abla biraz şok olmuş gibi baktı ya. Bulamıyorum artık. Abla. Selim Bey bu ne? Kıyım bakışı. Biraz böyle bir. Böyle bu abi bu mimik ya bu bak. Sürekli gülen kadın bu mimik. Kamera suratına zoomlu bir de. Çok güzel oldu. Doğuş yazıyor lan duvarda. Böyle bir şey hiçbir şekilde. Besiktaş'ım sen çok yasa
Canım feda olsun sana. Hiçbir şeye de gitsinmez. Senin sevgin veren... bu dünyada. Aşırı tepkiler veren... Biri değilimdir. Çocuk hani bir yavaş şey, bu arada Agabey. En fazla tebessüm ederim. Bilmiyorum hani... Fazlasıydı yani. Tebessümle anlatabileceğim bir şey değildi. Bilmiyorum. Burası hakikaten bir stadyum. Ve... İnanmadığım bir stadyum yani. Yapamayacaksınız dedim ama stadyumdan da ötesi olmuş yani. Dog yazmıyor abi, doğuş yazıyor. Çok şaşırıyorum hala yani bakalım. Çok. Tamam ben. Daha görmedik bu arada. Benim şahane, çok sağ olun. Doğuş gibi anne babası da Benim şahane çok sağ ol. Adam gidin artık. Sıkınlıktan söyleyecek söz bulamıyor. Bu küçücük odaya koca bir stadyumu sığdırmak epey şaşırtıcı. Çok güzel. Burası sadece 9 metrekare. Hepsini sığdırdınız dediğiniz gibi. Gerçekten stadyum olmuş. İşte bu. İnanmadım ama gerçekten. Gerçekten stadyum olmuş. İnanmadım ama gerçekten oldu. Ailemizi şaşır. Çocuk sevindi ya ben. Mutluyum yani, çocuk sevindi. Yakından bakalım. Tavandaki toz toplayan sarkıt lambanın yerini stadyum ışığını aratmayacak spot aydınlatmalar. Okey. Okey. Bir stadyumu sığdırdık sevgili Sez. İşte bakın stadyumun ışıklarını görüyorsunuz. Burada futbolcuları görüyor musun? Bak maç oynamaya bak, başlamışlar bak, bile. Bak gel. Duvarlarda rutubetten dolayı kabarmış ve dökülmüş boyalardan eser kalmadı. Duvarlar ta- Yani buna çok gerek yok gibi ya bu çocuk yani kumar sitesi duvar kağıdı yani. Kor edici spot. Bilemedim ya bu. Tamir edilip boyandıktan sonra giriş tarafına futbol aşığı Doğuş için 3 boyutlu bir duvar kağıdı yapıldı. Random 2 adam var odanda. 1xp reklamı. Eser kalmamış yani rutubetli o hani eşyaları sığdıramama yani yatak oradaydı, dolap buradaydı. Kuarajma yok muydu senindeki abi? Senindeki parkelerin yerine... Bassa gel abi. Antibakteriyel özellikteki Ladin dokulu sudan etkilenmeyen parkeler. Oğlum bu kadın gri seçmemişti ki. Gri parke. Hiçbir şekilde eser kalmamış. Ayakkabılar. Evet ayakkabıyla basmıyoruz değil mi? Yani biz stadı beklerken hala bitiremediler o stadı. Siz bunu 3 günde nasıl bitirdiniz bilmiyorum. Okuldan geldin diyelim ileride. Elinde çanta var. Nerede ders çalışacaksın? Masa nerede burada? Oha. Bir bak bakalım masayı bulabileceğim. Ya sen süper... Buldu 2 dakika. Ver bakalım. Tilme sandalye Beşik. Var işte. Oo. Krem rengi eski çalışma masasının yerine yerden kazanç sağlamak çocuk için... Çocuk ergenliğe açılı... girince Selim Bey'e lanet okuyacak. Evet ama ergenliğe girene kadar okey ya. Monitörle bilgisayar çalınmış tasarlandı. Abi. Evet masamız burada. Çünkü masa istediğimiz zaman açılıp oturup buraya mesela otur diye. Bak monitör, televizyon vesaire çalma gene okey hani. İçeri odaya koymuşlardır sonra kendiniz bir yere koyun tarzında düşünmüşlerdir ama kalorifer çalmayı hala çözemedim. Kafam hala onu anlamadım abi. Otur bakalım. Bu masa kırılır bu arada evet. Evet oturup burada ders çalışabiliyorsun. Bu bölümde kırmızı masa, krem rengi sandalye ve üzerine monte edilen Doğuş yazılı siyah raf. Abi Doğuş yazısı şey gibi böyle bir tane meme var ya ilk sezon ikinci sezon at çiziyor hani böyle. Hani aynı öyle hani ilk at çizimi çok iyi son sezon bozuyor. Bu S ne bu abi bu? Bana bunu biri anlatsın yani. Bu nasıl olmuş ya? Buraya kadar çok iyi gelip burada nasıl sıçtık yani son dakika? Harika bir uyum yak. Aynen Game of Thrones atmayayım. Yani. Ve tabii ki burada senin isminden oluşan bir raf var. İşte bu rafa istediğin her şeyi koyabilirsin. İster arabalarını koy, ister kitaplarını koy. Hiçbir şey koyulamıyor. Her şeyi koyabilirsin. Ama bir şey daha eksikti ne biliyor musun? Oyuncaklarını koyacağın aslında kocaman bir kütüphaneye de ihtiyacın vardı. İşte onları da buraya koyduk efendim. Odadaki eski gardrop atölyemizde elden geçirildi ve yeni kapaklarında Beşiktaş armasıyla çok özel bir tasarım yapıldı. Bak dolap okey ya dolap. Dolap okey bu arada. Efendim hemen şöyle yaklaşın isterseniz. Buyurun. Çünkü sizin... Yatak nerede? Ben Selim Bey'i tanımamışım. Aslında bekle. Aşık oldunuz. Bir anlamda da takım olarak da... Ya Beşiktaş arması...
Öyle değil diye hatırladığım kadarıyla ya benim hani çok büyük bir fark var. Desteklediniz. Kaydırmalı işte. Yatak, let's go. Çocuk büyüyünce Fenerbahçeli olur. Beşiktaş'ın. Abi bu çocuk hayatı boyunca Fenerbahçeli olamaz artık. İmkansız. Yani bu çocuk sonsuza kadar böyle. Armasını da buraya koydum. Ama buradaki dolaba bakarsanız efendim bir açmanızı istiyorum. Bu dolabı tanıyabildiniz mi? Evet, tanıdım. Benim sürekli çektiğim dolabım. Evet. Ben eski dolabı atmaya düşünürken siz onu en baştan yarattınız. Çok farklı bir şekilde. Valla ben de yatak olmasını bekledim. Dolabın yerleştirildiği podyumun üzeri çim halıyla döşenerek zeminde de stadyum etkisi devam ettirildi. 10 dünya kupası. Yatak altta. Kupası gördüm. Evet, tanıdım. Gördüm abi, yatak şurada. Benim sürekli çektiğim dolabım. Evet. Ben eski... Çocuk her gün o yatağı çekmek zorunda kalacak. Çocuk, o yatak açık duramayacak. Her gün gece uyuyacak, çekecek. Siz onu en baştan yarattınız. Çok farklı bir şekilde. Dolabın şurada yatak. ...dirildiği podyumun üzeri çim halıyla döş... Ya misafir yatağı normalde öyle olur. ...döşenerek aslında. Zeminde de stadyum etkisi devam ettirildi. Yatağı çekmeye çalışacak, halıya takılacak, çekemeyecek. Ben aynı yataktan vardı yani, ben alttan çekmeli böyle. 10 dünya kupası gördüm ama böyle bir stadyum görmedim. En sağda benim odam. Pencere tarafındaki dolabın kapak kısmı futbol sahası şeklinde tasarlanarak odadaki atmosfer desteklendi. Ya da buradan mı çıkacak? O daha korkunç ya. Bir açar mısın? Hemen yukarı çık. Bas oraya. Bas yukarı. Burası senin futbol sahan. Çık bakalım. Aç bakalım dolabını. Aç. Çocuğunuza yatak düşüyorum işte. Yok artık. Çok güzel. Süper ötesi artık. Yani yok böyle bir şey. Bakın bu meçeyi abi, çocuğun max Beşiktaşlılığı bu kadardı bu arada. Bu bir şey söyleyeyim mi? Ya bu kadar neden fanatikleşiyor amk? Abi çocuğun maksimum Beşiktaşlılığı bu kadardı bence. Perde siyah, beyaz ve gri tonlarından oluşan stor perdeyle değiştirilerek Doğuş'un takım tutkusu odanın her yerine yansıtıldı. Hadi bakalım hep beraber bağıracağız. Ne diyeceğiz? Beşiktaş. Oley 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 oley. Doğuş, Doğuş. Selim Bey yatak nerede? Yatak. Yatak var. Selim Bey yatak nerede? Oğlum. Nerede yatacağız? Yatak annenin nerede? Odasında mı? Sence ama Doğuş gördü. Gördü. Doğuş'a bak. Doğuş yatak nerede? Nerede? Yatak nerede olabilir? Nerede? Ya sen süpersin. Atla oradan bakayım ana. Atla oradan. Evet. Odada fazla yer kaplayan o eski yatak artık yok. Doğuş'un yeni yatağı podyumun altından çekmece şekli. No way. ...de çıkarak minik dostumuza oyun oynaması için daha fazla alan bırakacak. Açıl susam açıl diyoruz. Acaba bu evi yapılanlar rol mü kesiyor? Yoksa cidden begeniyorlar mı Selim Bey? Gittikten sonra sovuyorlar mı? Abi satırla kovalandın mı? Haliye yıkamaya göndermeleri lazım. Rahatlıkla açabiliyoruz. Acaba din yatak orada mı? Rahatlıkla. Diye önce ilk başta benim orası aklıma gelmişti ama dolap olduğunu görünce hani yatak buradaymış. Elimde olsa şu anda ben... Bunun mekanizması ikinde bozuluyor. Ben çocuk olurum, Doğuş baba olsun. Yani razıyım yani. Abi size en kötü şey söyleyeyim mi? Bu çocuk burada uyumaya alışmayacak. Hala annesiyle yatmaya devam edecek. Bu adamcağız burada yatmak zorunda kalacak. 32 yaşında adam burada uyumak zorunda kalacak. Herhalde ben yatacağım zaten. O kavga... Abi! Başlar biz. Durum Doğuş baba olsun. Yani razıyım yani. Herhalde ben yatacağım zaten. O kavga başlar biz. Artık herkes bundan sonra kendi yatağında. Kimse kimsenin yatağında yatmıyor. Artık burada kimse yatamayacağım. Benim odam burası. Doğuş! Aynen. Hadi yat bakalım yatağa. Esmeme garantili oda not gonna lie. Onun için bu şekilde oturmak yeterli bize bence. Çak bakalım. Ver bir beşlik. İşte bu. Nasıl, kocaman oda olmuş mu? Arkadaşların buraya geldiği zaman ne yapacaksınız? Maç oynayacağız. Maç oynayacaksınız. Maç oynayacağız. Evet. Şimdi hemen arkadaşlarımı çağıracağım. Futbol maçı yapacağız. Doğuş'a Sabah 1 değil mi? ...diye olarak yerleştirilen... Ya en az akşam 10 falan. ...mini kale duvara monte edilerek oyun oynanmadığı zamanlarda yerden tasarruf edilmesi sağlandı. İşte bakın hemen... Ha bak kale doğruymuş göstermek abi. Göstermek istiyorum, bakın kalemizi şöyle kaldırıyoruz. Evet.
ve istediğimiz zaman çıkarıp toplar da burada hop 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 ve kaleyi koyuyoruz, tamam mı? Sonra da annemizi kızdırıyoruz. O kadar ama kendi odası içerisinde. Hadi bakalım kalede kim var şimdi? Vur kaleye. Oh, bir dakika bu çocuk çok sert oynuyor. Hadi bakalım gel. Oh. Halıyı temizliğe vermeleri gerekecek. Çık topları ve dolabımı beğendim. İşte Doğuş'un sağlıksız olduğu için uyuyamadığı odasının eski hali. Anne iki haftaya çocuğun kalesine el koyar. Bu da evim şahane tarafından stadyuma dönüştürülen yeni hali. Çocuk buradan tutup kafasını yarayacak abi, yazıyorum buraya. Abi. Şimdi bir şey diyeceğim. Çok çok depresif hissettiriyor bana burası. Bir çok karanlık yani, anlatabiliyor muyum? Çok karanlık, çok karışık. Ben bir de yeşil rengi hiç sevmiyorum, ondan da olabilir. Bu mu Zekt oda mı? Abi bu. Kötülük olarak bu. Yani Zekt odada şöyle bir şey vardı. Onu, o kısmı söküp atarlardı yani. Üzüldük. Zekt yazınca çıkıyor mu? Evil this ses bu. Bunu hani burayı çıkarabiliyorlar abi. Bunda odanın evi nasıldı? Evin devamı nasıldı? Oğlum bu da çok korkunç ya. Şu siktigiminin kalesini oraya ya. Koyacak inize çocuğa düzgün bir yatak veya masa yapsaydınız ya. Bebi niye böyle bir kan akıyor efekt? Dur iki tane ben varım burada, bir sus. Bu yanlış bir görüntü ya. Abi evet ya, burada da böyle bir şey vardı. Tüplü televizyon duruyordu. Hani o bütçeden bir tane LED televizyon alsalardı, burası çok çok falso ya. O neydi lan o fotoğraf? 15 tane yani 20 metrekarelik sana 16 tane spot lambası takmak yerine büyük ihtimalle bir tane televizyon alabilirlerdi. Kenara kalça sıvayla yapılan taş duvarın önünde konumlandırıldı. Fil dişi rengine boyanan asimetrik taş duvar LED şeritlerle ön plana çıktı. Kuvvetli bir hava veren Bilemedim ya. İkisi de çok kötü ama bu ya. Unutmayın. Ufak bu en kötüsü olabilir ha. Harbi diyorum. Kahane tarafından. Bir bu, bir de masaya düğün fotoğrafını bastıkları var ya. Abi biz dışarı yaptık. Birinci sezon finalinde abi, seni koymak istiyoruz. Dedik, yesil karışmış. Uygunsa izlemeni rica edebilir miyiz? Görüşlerini merak ediyoruz. Ne serisi? Dönüştürülen yeni. Evet abi, siyah beyaz kırmızı dendi, yeşil aynen. Karışmış. Yeşil burada da, kırmızı masa var. Unutmayın. Ufak alan yok. Seksek mi daha kötüydü? Abi seksek de hikaye çok üzücüydü. Dur doğru. Orada ablanın hikayesi çok üzücüydü. De. Bunun içinde. Bak burada şunu düşünmen lazım. Bak o Zekt odasında falan ev sahipleri kendi seçti abi salonu. Koltuğu moltuğu kumaşını kendileri seçiyor. Perdeyi kendileri seçiyor. Burada çocuk hiçbir şey seçemedi. Hiçbir şey ya. Büyüyene kadar güle çocuğun güle hiçbir yorumu yok yani bu odada. Bir anda geliyorsun, odam bu. Bir anda bu. Ya bize bir evim şahane tier list lazım ya. Birisi yapabilecek var mı? İzlediğimiz bölümleri evim şahane tier liste oturtturabilsek. Hangi futbolcu bu? Abi öyle bir futbolcu yok ya. Ne yazık ki işte biz de onu konuşuyorduk. Olmayan bir futbolcu. Hadi baba yallah diğer odaya, ben burada uyuyacağım. Hadi. Bahse gel reklamı. Abi MP3 videoları tadında evim şahane parodi çeksene ana kanala. Çok güzel fikir olmaz mı? Hazır gündemde evim şahane. Bilmem. Google'a futbolcu yazınca çıkar, evet. Abi biz bir seri yaptık. Evet. Çok korkunç bir şeye benziyor. Tutayfa görüşürüz. Bu çocuk umarım büyüyene kadar kullanır, bakayım güle güle.